Herkese merhabalar, TYT Türkçe son tekrarımıza başlıyoruz. Amacımız Türkçe'de yapabileceğimiz kadar en yüksek netleri yapmak, yani 40'ta 40 yapmak. O yüzden sizlere çok güzel taktikler vereceğiz. Üniversite sınavına çıkmış soruların nasıl geldiğini, nasıl gelebileceğini tek tek ÖSYM'nin bütün son yıllardaki sorularını inceledik. Ve o sorulara bakaraktan sizlere çok güzel analizler yaptık. Birazdan onları da göstereceğim, hatta şöyle bir başlangıçta da göstermek istiyorum. Bakın şuradan, bunlar diye bir soru başlıkları. Mesela ses bilgisinde adamlar... Sürekli olarak bak kıvrımlıyı sormuş 2016'da. 2019 yani geçen sene kıvrımlıyı sormuş. Veyahut da 2018'de benzetirimi sormuş. Veyahut da öncesinde yine benzeyeni sormuş. Sürekli olarak benzer kelimeleri değiştirip değiştirip soruyorlar ses bilgisinde. Veyahut da aynı şekilde sözcük türlerinde, sözcük yapısında. Bir biz benzerini sormasalar bile tüm konuları sizlere anlatacağız. Ve inşallah bu videonun sonunda arkanıza yaslanarak dinleyeceğiniz, emniyet kemerinizi bağlayıp koltuklarınızı dik konuma getirip dinleyeceğiniz bu videonun sonunda sizler net bir şekilde Türkçe'de karşınıza çıkacak kelime kelime Tüm soruları yakalamanıza çalışacağız ve sınava girdiğinizde ya ben bunu hatırlıyordum ya evet evet bu böyleydi evet evet bu bu şekilde yapılıyordu ve hatta bu kelimeyi hatırlıyorum bu kelimenin zarf oluyordu diyeceksiniz. O yüzden lütfen şu anda beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Olabildiğince seri bir şekilde anlatacağım ama konuları hiç bilmiyormuşsunuz gibi anlatacağım. O yüzden hızlı ama detaylı bir anlatım olacak. Şimdi önce bir analize bakalım. Analizimize baktığımızda Gördüğünüz gibi 2018 ve 2019 TYT sonrasında bizim soru tahminimiz bu şekilde. Sözcükte anlamdan 2 soru bekliyoruz. Cümlede anlamdan 3 soru, parça anlamdan 22 soru bekliyoruz. Ses bilgisinden 2 soru, yazım kuralları ve noktalama işaretlerinden 2'şer soru. Ekler ve sözcük yapısından en az 1 soru bekliyoruz. Sözcük türlerinden en az 1 soru veya da 2 soru bekliyoruz. Tamlamalardan 1 soru bekliyoruz ki tamlamalar da sözcük türlerinin içine girebilir. Fiillerden geçen senelerde soru gelmemiş ama biz yine bu konuyu anlatacağız. Fiil, ek fiil ve fiilimsiler bağlantısıyla soru sorabilirler. Hatta geçen sene cümlenin ögelerinde arkadaşlar adamlar net bir şekilde konuyu sözcük türleriyle birleştirmişler. Yani yer tamlayıcısının içerisinde hangisi yoktur diyerekten yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleci bulmanı istiyor. İstiyor. Ardından da yer tamlayıcısının içerisinde isim fiil var mı? Sıfat fiil var mı? Zarf fiil var mı? Edat var mı? Bağlaç var mı? Bunu sorguluyor. Yani sen hem cümlenin ögelerini bilmen gerekiyor hem de o bağlantıyla bunun içerisinde ne vardır onu bilmen gerekiyor. Ama konuları net bir şekilde anlayacağınız için ne kadar kafamızı karıştırmaya çalışsalar da bizler tüm sorulara hakim olacağız ve inşallah hedefimize ulaşacağız. Tabii ki Cümle nögeleri her zaman gibi star olacak ve fiillerde çatıdan da belki sorabilirler veya sormayabilirler. Son 10 yıla baktığımızda 7 tane soru sormuşlar ama son 2 yılda hiç soru sormamışlar. O yüzden 2020'de gelmeme ihtimali vardır diye düşünürüz. Anlatım bozuklarından yine soru gelecektir diye düşünüyoruz bir tane Şimdi yine analizimize bir başka yönden bakalım. 2018'de, 2019'da, 2020'de her zaman TT Türkçe'de kır soru çıkıyor. 2018'de 16'ymiş ortalaması ama 2019'da bu ortalama 14'e düşmüş. Dolayısıyla kırılma noktası 29'dan 20'ye düşmüş. Bu sene de 2019 gibi seçici bir sınav olursa yani paragraflar biraz daha uzun olduğu için öğrenciler biraz daha az net yaparsa ortalamalar düşerse sizler 27 netten sonrasında değil, belki de 25 netten sonrasında hayallerinize çok hızlı ulaşmaya başlayacaksınız. Bu ne demek hocam? Türkiye ortalaması bu ama biz Türkiye ortalaması değiliz ki. Bizler Tonguç Kampüsü öğrencisiyiz bizler çok iyi öğrencileriz dolayısıyla biz 29 e, 2018'de kırılma noktasıymış. 29 üzerinde yaptıkça birçok adayı geride bırakmaya başlamış. 2019'da 27 ve üzeri. Bu senede inşallah bizler 30 üzeri, 34, 36, 39, 40 yapacağız inşallah. Ve sıralamada en önlere geçeceğiz. Şimdi dil bilgisi soru başlıklarına baktığımızda birincisi burası. Dil bilgisinin en önemli kısmı. Burayı kesinlikle karıştırmamız lazım. Burada şöyle bir şey var. Sözcüğün türü dediğimizde bakın. Sözcüğün anlamı deyince aklımıza ne gelecek? Gerçek anlam, mecaz anlam. Bunu zaten biliyoruz. Mecaz anlamlı sözcükleri biz hayatımızın ilk günlerinden beri anaokulunda birinci sınıfta ikinci sınıfta öğrendik. Tamam bunu geçelim. Ama sözcüğün türü dediğimizde bir sözcük isim olabilir, sıfat olabilir, zamir olabilir, zarf olabilir, fiil olabilir. Bunu bileceğiz. Edat olabilir, bağlaç olabilir. Sözcüğün kökünün türü dediğimizde ise sözcüğün kökünün türü ya isim olur ya da fiil olur. Mesela bunu eski örneklerimize de vermiştik. Diyelim ki Atatürk büyük bir insandır diyelim. Mesela Atatürk büyük bir liderdir diyelim. Büyük bir liderdir dediğimizde buradaki büyük sözcüğünü inceleyelim. Buradaki sözcük tür bakımından arkadaşlar bir sıfattır. Neden? Büyük lider olduğu için. Nasıl lider? Büyük lider. Niteleme sıfatı. Ama sözcüğün kökünü tür açıdan baktığımızda büyümekten büyük olduğu için kökü bir fiildir. Sözcüğün yapısına baktığımızda basit türemiş ya da bileşik olabilir. Büyümekten büyük yapmak aldığı için türemiş bir sözcüktür. Burayı anlayacağız. Sözcüğün anlamına baktığımızda anlayacağız anlamdır. Atatürk'ün büyüklüğü bir fiziksel büyüklük değil. Atatürk evet ee, çok uzun boylu bir insan değildi ama manevi alanda düşündüğümüzde, başarılarını düşündüğümüzde büyük bir insan. Demek ki orası mecaz. Şimdi fiilin yapısına, kipsine, kipine, çatısına ve ek fiiline geldiğimizde burası başka bir şey. Burada mesela bu cümlede fiil yok. Bakın lider kelimesi bir isim. Yani cümlenin sonunda gördüğümüz her yüklem anlam ifade eden şeyler fiil olmuyor. Mesela bu liderdirdeki direki ek fiil olarak ikram olacak. Birazdan bunların hepsini detaylı bir şekilde göstereceğiz sizlere. Ve üniversite sınavında çıkmış şekilde göstereceğiz. Yani 2015'te böyle sormuşlar. 2016'da böyle sormuşlar. 2017'de, 2018'de, 2019'da. Soruyu değil de sorunun cevabını sizlere açıklayacağız. Şimdi fiilin yapısı dediğimizde diyelim ki fiil yapısını şöyle gösterelim. Ee, işte i̇şte Ali ee, ne Ali tanışmış tığ diyelim. Şimdi fiilin yapısına baktığımızda bu tanımaktan tanışmak olduğu için türemiş bir fiil olacak. Eğer yapım eki almasaydı Ali tanımıştı deseydik bu sefer basit fiil olurdu. Tanışabilir deseydik bileşik fiil olacak. Fiilin kipine baktığımızda duyulan geçmiş zamanın hikayesi diyeceğiz. Fiilin çatısına baktığımızda onu tanışmıştı diyemediğimiz için geçişsiz fiil olacak. Kendisi tanışmış dediğimiz için etken olacak. Ek fiile baktığımızda bu bileşik zamanlı fiil olduğu için Hikaye fil fiil aldığı için burada ilk fiil var diyeceğiz. Cümlenin ögelerine baktığımızda ögeler biliyorsunuz özde, nesne veyahut da işte yer tamlayışı yani diğer adıyla dolaylı tümleç. Ki 2019'da bu tabiri kullanmaya başladılar. Normalde bu tabiri LGS öğrencileri için kullanıyorlardı yer tamlayısı ifadesini. Artık TET'de de kullanmaya başladılar YKS'de. Yani dolaylı tümleç biliyoruz ama dolaylı tümleçin diğer adının yer tamlayışı olduğunu, zar tümleçin diğer adının zar tamlayışı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi... Ögelere baktığımızda mesela Atatürk Özde büyük bir liderdir yüklem. Yani burada nasıl bir lider büyük lider ağ zar tanımı istemeyeceğiz. Çünkü sıfat tamlamalarının bölünmeyeceğini unutmayacağız. Ve hatta tanışmıştı sözcüğü yüklem mi fiil mi? Bu dünyanın en saçma sorusu. Sözcük türler açısından fiil cümle açısından yüklem. Dolayısıyla bu başka bir dünya, bu başka bir dünya. Yapısına göre baktığımızda, cümlenin yapısına baktığımızda eğer cümlenin içerisinde sadece tek bir yüklem varsa basit bir fiil basit bir cümle olacak. Eğer yüklem artı fiilimsi varsa veya da yan cümle varsa birleşik cümle olacak. Eğer iki tane yüklem varsa sıralı cümle olacak. Eğer iki yüklem arada bir bağlaşla bağlandıysa bağlı cümle olacak. Bunların çeşitlerine de gireceğiz. Anlamına göre de olumlu ya da olumsuz olacak. Tanışmıştı olumlu, tanışmamıştı olumsuz olacak. Yüklemin yerine göre yüklem sondaysa bu cümlelerde olduğu gibi kurallı cümle olacak. Sonda değilse devrik olacak. Yüklemi yoksa da eksiltili cümle olacak. Yüklemi türüne göre de tanışmıştı fiil olduğu için fiil cümlesi olacak. Liderdir isim olduğu için isim cümlesi olacak. Esasında dil bilgisi bu kadar kolay. Ama şimdi konuları nasıl soruyorlar, biz neye dikkat edeceğiz? Biz nerede patlayabiliriz? Biz nerede konuyu çalıştığımız halde hata yapabiliriz? Orayı söylüyorum. Birazdan taktikleri zaten her bir konu için ayrı ayrı vereceğiz. Şimdi mesela 2015 demiş ki hangisi birden fazla ses olayı vardır demiş. Oluşturduklarına baktığımızda sadece ünsüz benzeşmesi var. Birazdan bu konuya gelince bir daha göstereceğiz. Yaşayana baktığımızda Sadece kaynaşma harfi var. Sonuç sonucudur olmuş. Beniz benzeyen olmuş ve kaynaşma harfi girmiş. Gelenek geleneği yumuşam olmuş. Dolayısıyla burada iki tane olduğu için burada bunun diğerlerine bir tane olduğu için cevabımız benzeyen olmuş. Peki bu soruda neyi anlatmaya çalışmışlar? Adamlar demiş ki kardeşim sözcüğün yapısı eşittir ses bilgisi. Sözcüğün kökü eşittir ses bilgisi. Sen oluşmak, yaş, sonuç, beniz, gelenek veya gelmek bu kelimenin kökünü bilirsen sözcükteki ses olayında bilebilirsin demişler. Ve aynısını aynısını 2018'de bir daha sormuşlar. Hatta 2018'de sınavdan çıktıktan sonra birçok öğrenci hocam bunu söylemişseniz çıktı dediler. Ben söylemedim ki ÖSYM söylemişti. Bakın şimdi devam ediyoruz. Hangi sevimli düşmesi yoktur demiş. Bunun kökünü bilirsek çevirmekten çevre, ayırmaktan ayrılmak, kısımdan kısmında, kıvırmaktan kıvırım, yol. Burada ses bir herhangi bir ünlü düşmesi yoktur diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla ses bilgisi eşittir. Kök bilgisi olduğunu biz sınavlardan önce söylemiştik. Bir kez daha söylüyoruz ve bir kez daha sınav sorularıyla sizlere ispat etmeye çalışıyoruz. Ses olaylarından hangisi yok demiş. Bakın bunlar orijinal ÖSYM'nin birebir soruları. Ama ben soruyu ses olaylarından hangisi yoktur demiş ya. Soruyu alıp da birebir yazamıyorum, gösteremiyorum. O yüzden bu şekilde gösteriyorum. Neredesin soru? Gel buraya soru evladım. Ha, bak bu parça ses olaylarından hangisi yoktur diyor. Seçenekleri bunları veriyor. Ben seçeneklerde Bağlantılı olan kelimeleri yazdım. Yani hangi kelime yine aynen gelebilirse diye göstermeye çalıştım. Birazdan konuyu da anlatacağız. Ses olayları hangisi yoktur diyor. Küçücük. Yine bak burada ünsüz düşmesi var. Benlik. Yine bak küçük küçücük. Benlik, benliğinde ünsüz yumuşaması var. Bırak, dı değil bıraktığı ünsüz benzeşmesi var ve yine ünsüz yumuşaması var. İleriden ilerledikçe bakın ünlü düşmesi var. Hazzı, ünsüz süremesi var. Çok, değil çoktan ünsüz benzeşmesi var. Götürmüş, dü değil götürmüş ünsüz benzeşmesi var. Dolayısıyla seçeneklerden bunu da bileceğiz. Hangisi ünlü düşmesi yoktur? Bakın gene aynı şey. Benizden benzetmek. Oyundan oynamak. Ayırmaktan ayrıntı. Aa ben bunu bir yerde daha ayırıyorum. Bak ayrılan ayrıntı. Benzetirim benzeyen. Çevirmekten çevir. Al sana karakar. Bak çevirmekten çevir. Gene aynısı geri geldi. İşitilen burada maalesef bir şey yok. Geç bunu salata. Yani bak çevreyi 2016'da sormuş. Ayrıntıyı 2016'da sormuş. Oynayanı başka bir sene sordu. Ben burayı gösteremiyorum yine hepsini. Yani asasında tüm hepsini göstersem çok da fazla yeni soru üretemediklerini göreceksiniz. Buraya geliyorum vücut vücudun ünsüz yumuşaması oluştururken oluştururken değil oluştur ünsüz benzeşmesi küçük küçük aa aa 2017 2019 kıvırmaktan kır aa inanamıyorum gene çıktı bak bak nerede kıvırım Göremiyorum. Ha burada 2016. Dolayısıyla bir kere çıkmış sorulara eğer bu son günlerde bakmadıysanız mutlaka bakın. Çözermiş gibi bakın. Ve hatta sözcüğün yapısına baktığımızda yine aynı şeyler var. Buradaki sorularda birazdan sözcük yapısını da incelerken burada göstereceğiz. Hem yapı hem de eki almışları sorabiliyor. Yapım eki almamışları sorabiliyor. Mesela sürmekten süreç, vardan varlık, saymaktan saygı saygılı. Yetmekten yeter yeterlik ama burada herhangi bir şey yok diyeceğiz. Ve hatta hangisi isim kökünden türemiştir? Etmekten etki, esmekten esin, ...işlem, e, biçmekten biçim... ...yaştan yaşamak... ...bak yaştan yaşamak... ...burada e, hangileri diyor tabi... ...işten işlem, yaştan yaşamak... ...bunlar doğru cevap olacak göreceğiz... ...veyahut da iyilik eki almıştır... ...tabii burada kelimenin öncesi önemli... ...mesela diyelim ki... E, ...kalemi... ...kelimesi... ...iyilik eki aldım mı almadım mı? ...ne bileyim hocam ben... ...eğer... Onun kalemi dersek iyilik eki alıyor çünkü onun kalemi ona ait ama şu kalemi uzatır mısın dersen o zaman hal eki almış oluyor. Bunu da zaten konuda birazdan göreceğiz. Belirtme durumu eki almıştır yani bu sefer de iyilik ekini karıştırabileceğimizi soruyor. Mesela şöyle olursa bu belirtme durumu eki oluyor böyle olursa şunu kapatayım böyle olursa da ne oluyor? E, i̇yilik eki oluyor bunları da birazdan göreceğiz. Sözcük türlerine bakacağız. Sözcüklerin türü doğru verilmiştir. Zamir değildir. Eylemi nasıl bildirmektedir. Yani durum zarfını soruyor. Hangi türünün diğerlerine zarf farklıdır dediğimizde yine her zaman ki ÖSYM'nin çok sevdiği ee, sonsuz aşk sıfatla isim, zarfla fiil arasındaki o duygu yüklü sahneleri hep beraber inceleyeceğiz. Sıfatlar isimlerin sevgilisidir. Zarflar fiillerin sevgilisidir. Ve yine aynı şekilde eylemi nasıl gerçekleştireceğini bildirmektedir dedik durum zarfı Verilerlerden hangisi yanlıştır? Zamir, zamir. Dolayısıyla bunlara yine dikkatli bir şekilde bakacağız. Fiil, fiilde yapı ve fiilimsiye baktığımızda hangisi fiilimsi değildir de fiilimsi ekleriyle çekimli fiil karışmayacağını unutmayacağız. Mesela diyelim ki ben diyorum ise çıkmış soruları çözmelisiniz arkadaşlar. Çıkmış sorular dediğimizde bu sıfat fiil oluyor. Ama bu sorular sınavda çıkmış dediğimizde bu artık çekimli fiil oluyor. Bu ara ikisi arasındaki farkı çok iyi bilmeniz lazım. Zaten Türkçe'de dananın kuyruğunu koptu yer orası. Hangisi fiilimsi yoktur diyecek zaten dünyanın en kolay konusu. Yükleme bul içeridekilerden mami alanlara bakın diyeceğiz. Hangisi yanlıştır da yine sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil. Yine yazımı yanlıştır sorusunu bileşik fiiller konusu üzerinden sormuş. Yani teessüf etmekte ses olayı yok ayrı. Fark etmez de ses olayı yok ayrı. E, Mahvetti de ses olayı var bitişik. Arz ederiz de ses olayı yok. Ayrı yazılması gerekirken bitişik yazmış cevap bu olacak. Seyir mi edeceğiz? Normalde seyredeceğiz bitişik yazılır ama araya mi soru eki girdiğinde tabii ki ayrı yazılacağını bileceğiz. Bunları da zaten hani affetmek, zannetmek, hissetmek, şükretmek ses olayı olduğu için bitişik ama terk etmek, hak etmek, işte mutlu etmek, teşekkür etmek ayrı yazılır diyeceğiz. Çünkü ses olayı yok. Yine burayı da gösterdik. Cümlenin ögelerine baktığımızda burada da yine en önemli kısım tabii ki yan cümlelerin oluşturduğu bölünemeyen ifadeler. Buraya çok çok dikkat edeceğiz. Mesela sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın. Bakın burada okuyan, gezen, eğlenen sıfat fiil grubu oluşacak. Burayı bölemeyeceğiz. Neyi, kimi, kendini, ne zaman yaşarken öldürmüyorum yani yüklem özne belirtili zar şeklinde böleceğiz. Yer tamlayıcı hangisi yoktur diyecek. Burada başka bir şeye bakacağız. Yer tamlayıcının içerisinde az önce gösterdiğim gibi isim fiil, sıfat fiil, zar fiil, edat ve bağlacı bulmaya çalışacağız. Dolayısıyla demek ki yer tamlayıcı bayağı uzun bir ifade. Demek ki içerisinde yan cümle olan bir ifade. Burayı iyi bir şekilde bölmemizi isteyecekler. Bunu hatta söylüyorum bakın. Burası Türkçedeki en önemli kısımdır. Buraya dikkat edin. Tonguç tamam mı? Yarın kardeşini. Eğer burayı anladıysanız bütün soruları doğru yapabilirsiniz. Yarın kardeşini işte nereye götürsün mesela? Gerçi pandemi var ama olsun yine de götürsün. Sinemaya. Şimdi böyle bir cümle olmaz. Bu cümlenin yüklemi yok. Tonguç Yarın kardeşini sinemaya götürecek dediğimizde cümlede yüklem oluştu diyoruz. Ve artık bu cümle bir cümle diyoruz. Eğer bu olmasaydı eksiltili cümleydi. Şimdi buraya dikkat edin. Götürecek yüklem. Tonguç Özne yarın zarf tamlayıcısı veya zarf tümleci kardeşini belirtilmesine sinemaya sinemaya Dolaylı tümleş veya yer tamlayıcısı. ÖSYM'nin yeni ifadesiyle. Şimdi burada şu çok önemli. ÖSYM böyle bir cümleyi sormaz. Çünkü bu cümlenin içerisinde ne tamlama var, ne fiilimsi var, ne işte ne bileyim bir yan cümle hiçbir şey yok. Bu normal bir basit cümle. İçerisinde fiilimsi yok. Ama neyi sorarsa bakın dikkat edin. Tonguc'un bunu hep veriyorum bu örneği daha iyi anlamanız için. Tonguc'un yarın kardeşini sinemaya götüreceğini. Şimdi bana söyleyin bakalım. Bu cümle bir cümle midir? Yarın sinemaya götüreceğini. Şu anda bir cümle var mı? Tamam. Bu da nasıl cümle olmadıysa yüklem olmanca burada da cümle yok. Niye? Çünkü Tonguç'un yarın kardeşi sinemaya götüreceğini. Ne diyorsun hocam sen ya? Sen ne anlatıyorsun? Bu cümlenin yüklemi yok. Bu cümle eksiltili. Tonguç'un yarın kardeşini sinemaya götüreceğini duydun mu diyorsun? İşte ne bileyim öğrendin mi diyorsun? Ne bir şey diyorsun ama daha dememişsin. Dolayısıyla bu cümle eksiltili cümle. Duydum deyince cümle oluşuyor. Demek ki biz bu duydum fiiliyle bu ezik film sarısı fark göreceğiz. Bu cümleyi bitirebiliyor. Karizma başrol oyuncusu. Bu ise böyle duruyor. Bitiremiyor cümleyi. Böyle bir mame hikaye getireceğini getirmeyeceğini. Tamam bir mame hikaye alabiliyor ama temelinde şunun gibi ya da şunun gibi değil. O zaman biz bunun cümlenin temel unsur olan yüklem olduğunu, çekimli fiil olduğunu burada rahatlıkla görebileceğiz. Bunun ise filmsi olduğunu göreceğiz. Şimdi dananın kuyruğu burada kopuyor. Bu cümlede fiilimsi var, bu cümlede fiilimsi yok. Bu cümle bileşik yapılı bir cümle, bu cümle basit yapılı bir cümle. Bu cümleyi öğelerine ayırırken böyle yapamazsın. Neden? Çünkü Tonguç götürecek, yarın götürecek, kardeşini götürecek, sinemaya götürecek diyebiliyorsun. Ama Tonguç'un duydum. Olmaz. Yarın duydum. Ne? Ka sinemaya duydum. Ne diyorsun ya? Bunların hepsi esasında şurası yani götüreceğinin yan cümlesi olacak. Bu fiilimsi. Arkasındakileri adeta bir elektrik süpürgesi gibi içine çekecek. Ve Tonguç'un yani kardeşini sinemaya götüreceğini duydum. Ben belirtili nesneyi duydum diyeceksiniz ki ÖSYM buna benzer birçok soruyu sormuş. Burası işte Türkçenin önemli kısmı. Burada filmisi var, burada yok. Burası böyle öyle ayrılıyor, burası böyle öyle ayrılıyor. Bunu da çok iyi öğreneceğiz. Anlatım sapıklığı ya da bozukluğu halk arasındaki ismiyle bunları da çok güzel bir şekilde geçmiş sorulara bakaraktan göreceğiz. Zaten ÖSYM'nin şimdiye kadar sorduğu bütün anlatım bozukluğu sorularını çözen bir öğrenci bakın. Çözen ya da okuyan ve anlayan Uy, ...diyen bir öğrenci anlatım bozukluğu sorularını asla kaçırmaz. Neden? ÖSYM'ye anlama dayalı soruyor ya da içerisinde virgül olan, içerisinde V olan cümlelerde iki sağla bir bağla yaptırıyor. Önemli olan müzisyenin müzik aletini asla yarı yolda bırakmaması ve 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 ihanet etmemesidir. Müzik aletini asla yarı yolda bırakmaması müzik aletini ihanet etmemesidir. Müzik aletini ihanet etmemesi olmaz ki ona ihanet etmemesidir diyeceğiz ve dolaylı tümleç eksikliği olacak. Ama bu eserlerde kaliteyi ve yeterli olup olmadı. Bak yine ve, ve, ve. Bu eserlerde kaliteyi ve eserlerin yeterli olup olmadı. Bu sefer tam ve olacak. Ya da burada da anlama dayalı sormuş. Bunu zaten birazdan göreceğiz. Şimdi o zaman arkamıza yaslanalım. ÖSYM'nin ışığında. Niye ÖSYM'nin ışığında? Çünkü hocam bizler doktor olmak istiyoruz. Bizler avukat olmak istiyoruz. Bizler mühendis olmak istiyoruz. Bizler öğretmen olmak istiyoruz. Bunlar bizim gerçekten işimize yarayacak. Biz sadece sınavda yapacağız. O yüzden bize sınavda net bir şekilde gösterin. Ve bunları tak 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 yapalım. Daha bizim önümüzde tarih var, coğrafya var, felsefe var, din var. Dediğinizi duyar gibiyiz. O yüzden bütün derslerden sorumlu olduğunuz için... ...bu dersi de en rahat şekilde atlatmanız için... ...dikkatli bir şekilde beni dinlemeniz yeterli. Şimdi... Bu yanlar yıldız koydukları bir şey sınavda çıkma ihtimali demek. Gerçek anlamda ya da anlamdan tabii ki sınavda sorar. Meclis anlam önemli. Hep meclis anlam soruyor. Ama yan anlam, terim, somut anlam, soyutlama, eş anlam, zıt anlam, yansıma sözcük, dolaylı anlam. Bunları sormuyor, sormaz. Mecazi mürseli de ayete de edebiyatta sorar. Ama ne olduğunu bir kez daha hızlı hatırlayalım. Bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamı gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı anlam, gerçek anlamıyla bağlantılı anlam, e, bilimsel anlamı. E, somut ve soyutu biliyoruz hocam yani yapmayın biz TET öğrencisiyiz. Ama burada şu önemli TDK'nın tanımı önemli. Somut duy organlarımızı algılayabildiğimiz, soyut organlarımızı algılayamıyor. Hayır öyle bir tanım yapmıyor. Diyor ki somut kişiden kişiye değişmeyen, soyut kişiden kişiye değişen şeylerdir. Mesela güzellik, şu kalemin güzel olması soyuttur. Çünkü bana göre güzeldir ama size göre bu ne yak, iğrenç bir rengi var diyebilirsiniz. Size göre bu kalem güzeldir. Dolayısıyla öznel olan şeyler soyuttur. Düştel olan şeyler soyuttur. Mecaz anlam içeren şeyler genellikle soyuttur. Buraya da dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi veyahut da nitel anlamlı ifadeler genellikle soyuttur. Ama nicel, ölçülebilir, nesnel, kanıtlanabilir, ee, gerçekçi şeyler tabii ki daha çok somuttur. Yani bu kalem turuncudur. Bu somut diye görme duyusuyla anlamışız bunu. Şimdi bugün hava çok sıcak. Mesela buradaki farklı. Yalnızlık bir yağmurdur çizil çizil. Ne diyorsun yani yalnızlığa? Şimdi Soyut anlat mesela bana çok sıcak davranıyor. Soyut niye? Sana göre sıcak bana göre iğrenç bir insan. Şimdi soyut anlam soyutlama. Burada herkes vatanı çok sever dediğimizde burada bir tabii ki e, sevmek soyut bir anlam. Bu sorunu çözmenin bir yolu oldu dediğimizde somut bir kelimeyi soyut anlama çıkarıyoruz. Eş anlamı biliyoruz zaten kara sözcüğü hem e, kötü haber hem de kar, e, kötü haber diyebiliriz hem de tez duyulur, çabuk duyulur diyebiliyoruz mesela veya işitilir diyebiliyoruz. Bunlar yazılışları aynı farklı anlamları farklı olan sözcükler eş anlam. Zıt anlam tamamen zıt olacak. Yansıma doğada doğada duyduğumuz sesler yani işte kuşlar ötüyordu. Burada yansıma sözcük yok. Niye? Kuşlar öt öt diye ötmez ama kuşlar şakıyordu, ötüyordu. Burada yansıma sözcük yok. Ama işte kediler miyavlıyordu, köpekler havlıyordu. Doğada duyduğumuz seslerin yazıya aktarılması. İkilemeleri biliyoruz. Arasına herhangi bir noktalama işareti girmeyecek. Bunu bilhassa parça anlatımında soruyorlar. Dolaylamayı sormamışlar. Çok eski bir ÖYS sorusuna sormuşlar. Dolayısıyla çok çıkma ihtimali zayıf ama yine de bilelim. Beyaz perde sinema. Sanat güneşi Zeki Müren. Ee, minik serçe Sezen Aksu. Mecazi Mürsel de çatma kurban olayım şehrine en az hilal derken benzetme ilgisi olmadan bir varlığı başka bir varlığa benzetmek. Usta yazarlar e, diyeceğine usta kalemler diyorsun. Yazarlar kaleme benziyor mu benzemiyor. Kalemi yazarlar yerine kullanmış oluyorsun. Çok anlamlı yine dört yıldız veriyoruz. Neden? Çünkü bakın ÖSYM'nin sorduğu sorulara baktığımızda 2019 açıyorum sizler için. İlk soru diyor ki hangisinin anlamı parantezle verilenle uyuşmamaktadır? Altı çizili sözde anlatılmak istenen nedir? bu cümledeki altı çizili sözünü anlamca karşılayabilecek bir kullanım. Yani bilgiden ziyade anlamsal e, retoriğine, anlamsal durumuna bakıyor. Geçelim 2018'e. Demiş ki, boş bırakan yere hangi anlamlar gelmelidir? Açıklamayla uyuşmaz. Veyahut da işte, e, burada tabii iki soru soru için başka yok. Şimdi, uydu yörüngeye oturdu. Eski konakta 10 yıl oturdu. Bu ceket vücuduna oturdu. Bunların her biri farklı anlamlar kattığını bilmelisiniz. Veyahut da altı çizili sözcüğün ayrı açıklamayla uyuşması. Yapay zeka hali hazırda birçok teknolojik araçta kullanılıyor. Mesela burada şu anda anlamında. Sen bunu alıp Lego parçası gibi buraya yerleştirmen lazım. Veyahut da sözcüğün anlamının seçeneklerdeki cümlelerden birinde yer alması. Meğer inziva süreci. Yani inziva derken neyi kastediyor? Burada kelime bakın. Hatta 2019'un sorusu bu. Yani için inzivaya geçmek, inziva kelimesinin anlamını soruyor bize ama parçanın içerisinden soruyor. Dolayısıyla e, içine kapanıklık, yani böyle bir kabuğuna çekilmek gibi bir anlamı siz bulmaya çalışacaksınız seçeneklerden. Ve yaşadığı hayal kırıkları sonunda kabuğuna çekilerek, yani inziva, hayattaki keşkeleri muhasebesini yapmaya başladım. Yakın anlam sözcükler, seçmek, ayırmak, e, yakın benze, hemen hemen aşağı yukarı. Mesela hemen hemen ve aşağı yukarı aynı anlamdaki bir ifadeyi beraber kullanırsam bu da anlatım bozukluğu olacak. Deyimlere baktığımızda göze girmek, göz atmak ya da burada olduğu gibi bir sözcüğün kalıplaşmış söz kalıplaşmamış söz kullanımı. Mesela hiç kimseye benzememek demek esasında nedir? Özgün olmak, farklı olmak demek. Ya da hiçbir şeye benzememek de nedir? Bu sefer de niteliksiz olmak. Yani hiçbir şeye benzememiş ya, berbat olmuş. Özgün olmak başka bir şey, niteliksiz olmak daha kötü bir şey. Bunları bileceğiz. Ve yine özgünlük bakın bu kavramları zaten paragrafta da bir kez daha göstereceğim özlülük önemli veyahut da özentili veyahut da özenli. Bunlar çok farklı şeyler. Özgünlük farklı olmak. Özlülük az sözde çok şey anlatmak. Özentili, taklitçi, rezil. Allah belanı vermesin. Sen ne kadar taklitçi bir adamsın. Fark özgün değilsin yani. Bunun tam tersi. Özenliyse titiz, başarılı. Yani çok özenli bir insandı. Hımm aferin. Çok özensiz bir insandı. Iıı. Çok özentili bir insan. Allah belanı veren taklitçi. Çok özentisiz bir insandı. O helal. Demek ki özgünmüş. Kimseye benzemiyor. Bunları da yine çıkmış soruların ışığında öğreneceğiz. Boşluklara uygun sözcüklerin getirilmesine baktığımızda son 20 yılda akıllı teknolojik cihazların gösterişli tasarımlarla ilgili çekici pazarlama stratejileri bu cihazların bir önceki sürümlerinin değerini kaybetmesine ve çöp alanları için potansiyel atık haline gelmesine neden olmaktadır. Burada da yine seçeneklerden giderekten en uygun kelimeleri bulacağız. Bunların da tabii ki en önemli kısmı soru çözmekle oluyor. Cümlede anlama baktığımızda en az iki ya da üç sorunun geldiği bir kısım çok kolay, çok lokum bir konu. Asla endişelenmenize gerek yok. Nesnelik özelliği zaten ilkokul eksi birde yani anaokulunda öğrenmiştik. Nesnel cümle kanıtlanabilir cümle. Sakarya'nın ilçesi Taraklı yavaş şehir unvanını aldı. Tamam. Kanıtlanabilir. Sakarya'nın Şirin ilçesi Taraklı yavaş şehir unvanı alarak önemli bir başarı imza attı. Ne oluyor ya? Bir sürü mecaz alan, bir sürü niteleme sıfatı var. Neden sonuç ilişkisinde olay bitmiş gitmiş oluyor ve genellikle üzüntülü bir durum oluyor. Küresel salgın yüzden okullar kapatıldı. Bak, kapatılmış. Geri dönüş yok. Ama sonuç ilişkisine ise biraz daha istekli bir şey var ve daha bitip bitmedi belli değil. Araştırma yapmak için kütüphaneye gidecek. Daha gidip bitmedi belli değil ve güzel bir şey yapıyor. Koşula bağlılık ise anne cümlesi. Ee, eğer dersene çalışırsan seni dışarıya çıkarım. Tabii artık biz yetişkin olduğumuz için bize öyle cümleler sökmüyor. Hayvanlarda başarılı olması durumunda aşı insanlara uygulanacak. Olmazsa uygulanmayacak. Karşılaştırmalarda tabii ki daha en gibi, kadar, ise sözcükleri önemli. Tanım bu nedir sorusunun cevabı, ön yargı olumlu ya da olumsuz olabilir. Yani bu film kesinlikle tutmaz. Olumsuz ön yargıdır. Bu filmi kesin çok kişi izleyecek. Bu olumlu ön yargıdır. Burası önemli. Bakın bunu LGS'de sordular. Ön, ya ön yargının olumlu olabilmesini LGS sordular. TT'de gelirse aa ön yargı kötü olacaktı ya demeyin. Hatta soruda tanımını da veriyorlar LGS'de. Dediler ki ön yargı olumlu ya da olumsuz olabilir. Aşağıdakilerin hangisine Ön yargı vardır dediler ve olumlu ön yargıyı sordular. Şimdi öneri binanıza mantolama yaptırırsanız iyi olur. Tabii ki bu da yine bir tavsiye. Varsayım diyelim ki tut ki varsayalım ki öyle olduğunu düşünelim kabul edelim gibi ifadeler. Olmayan bir şey varsayıyorsun. Tahmin ise şimdi bizim oralarda yaban açmıştır. Şimdi bizim oralarda yaban açtığını düşünelim. Varsayalım tut ki işte o varsayım oluyor ama burada tahmin ediyor. Yakınma şikayet hala sosyal mesafeye uymayanlar var. Eleştiri ise kitapta çok fazla yazı yanlış yapılmış. Bakın eleştiriyle alakalı kısım çok önemli. Eğer size eleştiri yazı türü derse burada bir eserin bir sanatçının eleştirilmesi lazım. Ama e, eleştirdi de derse o zaman bir değerlendirme lazım. Yani politik bir eleştiri de olabilir. Fakat eğer güncel bir konuda adam bir konuyu değerlendirirse eleştirirse o da bir fıkra türü olacak. Bunu AYT Edebiyat öğrencileri için söylüyorum. Oraya AYT Edebiyat'a geldiğimiz zaten orada bir kez daha vurgulayacağız. Benzer yakın anlamlı cümleler bu da yine sizin anlam yeteneğinize bağlı. ÖSM'nin sorularını ne kadar çok çözebildiyseniz oradaki mantığı o kadar iyi kavramanıza veyahut da kaliteli kaynaklardan çözülseniz ki burada bağlı olmasını göstermiyorum bizim kaynakları. O sizin yeteneğinize bağlı. Şimdi eleştirmenden yazarın yaşam üzerine durması değil yapıtlarına yeni yorumlar getirmesi beklenir. Eleştirmenlerin sorumluluğu, eleştirmenin sorumluluğu yazarın değil, yapıttığın bilinmeyen yönlerini bulup ortaya koymaktır. Dolayısıyla yazarın yaşamı değil yapıta yeni yorumlar getirmesi gerekiyor. Yani yazar çok farklı bir tarz. Ya bana ne yazardan? Ben eseri incelemeni istiyorum. Cümlede anlatılmak istenen yargı tiyatro ve sinema ip üstüne yürümeye benzer. Fakat sinemada ip yerdedir diyor. Tiyatro oyuncular açısından sinemaya göre daha risklidir. Yani sinemada ip yerde rahat rahat gidebiliyorsun. Çünkü bir daha çekebiliyorsun. Bir daha çekebiliyorsun. Fakat tiyatroda çıkıyorsun izleyicinin karşısına. Yani bir hata yapsan ağızdan bir yanlış sözcük çıksa patladın. Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı. Bu da çok önemli. Buradan mutlaka soru bekliyoruz. Beş yıldız koyduk. Burada asla yorum yapmıyorsunuz. Tarihlere, rakamlara, özel isimlere dikkat ediyorsunuz. Tarihi 18. yüzyıla kadar uzanan ve UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Safranbolu evleri, Türk mimarisinin önemli örneklerindendir. Safranbolu evlerinin geçmişi birkaç yüzyıl öncesine kadar uzanmaktadır. Doğru cevap olmuştu bu soruda. Sakın sakın işte Safranbolu evleri Türk mimarisinin tek örneğidir. Mesela bu yanlış. Önemli örneklerinden biridir gibi birazcık sizi kandırmaya çalışacaklar ama dikkatli olursanız ulaşılabilir değil. Kesin ulaşılabilire bakarsanız asla hata yapmazsınız. Cümle birleştirmeyi de her sene soruyor. Buraya da yine 4 ee, yıldız veriyoruz. Hatta ben 1 yıldız artırıp 5 yıldız yapıyorum. Bu sene de gelecek. Burada da şöyle yapacaksınız. Üst cümlede üçgen verdi, kare verdi, yıldız verdi, dikdörtgen verdi. Alt cümlede daire verdi. işte böyle bir kare verdi. İşte ne bileyim altıgen verdiz. Yani anlatılanlar bu. Sen bunların hepsini bu geometri şekillerin hepsini birleştirdiğinde de bulman lazım. Bak şimdi. Ben Lecomte, Atlas Okyanusu'nu yüzme tahtası kullanmadan yüzerek geçen ilk kişidir. Fransız yüzücünün 1998 yılında yaptığı bu yolculuk 73 gün sürmüştür. Atlas Okyanusu'nu yüzme tahtası kullanmadan yüzerek geçen ilk kişi olan Fransız yüzücü Lecomte. Şimdi bak. Lecomte'u kullandı buradan. İlk kişi, e, ilk kişiyi de kullandı, Fransız olduğunu kullandı, yüzme tahtası kullanmadanı kullandı. Bak her şeyi çiziyorum. Yüzerek geçeni kullandı. Bak her şey gidiyor. Atlas Okyanusu'nu da kullandı. E, 73 gün süren bu yolculuğunu bak 73 gün sürdüğünü de söyledi. E, 1998'de şekilde, 1998 yılında yaptı bu yolculuk diyor. Her şeyi söyledi. Artık bunların hepsinin altını çizebildiğime göre cevabın bu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Buradaki taktiğiniz bu olacak. Yani tek tek ince irdelemeniz lazım. Cümle anlamada ise tabii ki yapısal bağlantılar önemli. Önemli olan okuduğunuz kitapların sayısı değil, onların eleştirmenlerce nasıl değerlendirildiğidir. Hangisi gelir, hangisi gelmez sorularında buraya da dikkat edeceğiz. Eğer nokta nokta cümle söyledi sonra ama ile devam ediyorsa olumludan olumsuza, olumsuzsa olumluya geçebileceğini, çünkü diyorsa bir neden açıklamanız gerekeceğini asla unutmayın. Atasözlerinde tabii ki bazı atasözleri sadece gerçek anlamda son pişmanlık faaliyet etmez gibi, bazı atasözleri hem gerçek hem mecaz anlamda, ağaç yaşken eğilir veyahut da can çıkmadan hu çıkmaz gibi veyahut da buralara da dikkat edeceğiz. Şimdi geldik buraya. Gerçi bir dakika can çıkmadan hu çıkmaz. Ee, bu tabii ki gerçek anlamda. Çünkü insan vefat etmeden huyu değişmez diyor. Bunu net bir şekilde söylüyor. Ama damlaya damlaya göre olur. Bunu suları ders için söylemişler ki burada mecazi bir söyleyiş var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu itfaiye için söylememiş. Burada bir ha diyeceğiniz bir mecazlı söyleyiş var. Bunu mecazlı söyleyiş var, meciz anlam var, benzetmeli söyleyiş var diye size sorabilirler. Ama işte ne bileyim dost ile ye iş alışveriş etme. Bu direkt gerçek anlamıyla söylenmiş. Geldik paragrafın anlam yönüne. Şimdi burada şurası çok çok önemli arkadaşlar. Paragrafın anlam yönünde birincisi başlık ve konuyu sorarlarsa yani bu parçaya ne başlık olabilir? Veyahut da bu eserin konusu nedir derse en çok tekrarlanan kelimeler sizin için en önemli tüyodur arkadaşlar. Metindeki geniş ve dar kapsamlı ifadeleri elemeniz lazım. Yani yardım düşünceleri elemeniz lazım. En çok tekrar edilen kelimelerle başlığı veya konuyu bir elemeniz lazım. Bakın şu çok çok önemli. ÖSYM siz diyelim ki soruyu hazırladınız. Tamam soru burada verdi böyle anlattı 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 anlattı. Soru kökünü verdi. A dedi B dedi C dedi D dedi E dedi. Sen cevabı A değil dedin B değil dedin cevabı D dedin işaretleyeceksin. Cevabın içerisindeki kelimelerle senin parçanın içerisinde kelimeler yapısal anlamda, eş anlamlı olarak veya da birebir bire örtüşüyorsa çok fazla korkmadan işaretle. Çünkü eğer sen itiraz ettin. Dedin ki cevap D değil C dedin. Ama cevap da D. ÖSM sen mahkemeye verdin diyor kardeşim diye bak buradan bu kelimelerden dolayı bu netlikte açıklaması lazım. Yani böyle çelişkiye mahal verebilecek ifadeleri ÖSYM sormuyor. Çünkü öğrenciler itiraz ediyor. Ya kaç milyon öğrenci var? En az 10 tanesi uyanık. Diyor ki kardeşim diyor ben C'ye C de çıkar buradan. Diyor. Adam diyor ki tamam C çıkar dedin ama bak kelimelere bak diyor. Kelime kelime örtüşüyor. Dolayısıyla yapısal olarak da kelimelerin örtüşünü gördüğünüz zaman yapıştırın. Ana düşünce. Şimdi ana düşüncede zaten mantığımız çok önemli ve net. Birincisi Nasıl bir filmin son 10 dakikasını izlemeden çıkmıyorsak genellikle sorularda size şöyle yapıyorlar. Anlatıyor adam la 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 la, la, la. bir şeyler anlatıyordu, anlatıyor da anlatıyor, da anlatıyor, anlatıyor. Sonra oysa diyor, ama diyor en sonunda ana düşünce diyor. Yani bu kadar şeyi niye anlattın o zaman sen? Seni yormak için anlattım. Seni kandırmak için anlattım. Senin dikkatini dağıtmak için anlattım. Sen yorul da vazgeç anlattım demek istiyor. Ama sen yorulmayıp yani kısacası özetle öyleyse oysa ancak gibi ifadeleri gördükten sonra ana düşünceyi çat diye yakalayabilirsin. Örneklerden önce de gelebiliyor. Mesela örneğin diyorsa önce ana düşünceyi vermiş oluyor. Tanık göstermelerde adam bir şey tanık gösteriyorsa tabii ki kendisine tanık gösterdiği kişi muhtemelen o konuyla alakalı ana düşünceyi söylemiş kişi olmuş oluyor. Bilimsel metinlerde de ilk cümlede olabiliyor. Dikkat edin ama en çok bu tarz ifadelerden sonra son cümlelere koyuyorlar. Sizi yormak için. Şimdi... Ya, yardım düşüncelere baktığımızda da genellikle yoktur, değinilmemiştir, söylenemez gibi olumsuz soru kökleri soruyor. Burada da şuna dikkat edeceksiniz. Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli ve Edirne yoktur dedi. Değinilmemiştir dedi. Söylenemez dedi. Paragrafa geçmeden önce... Önce tabii soru kökünü okuyacağız. Bu bir belli. İki paragrafa geçmeden önce... Şöyle seçeneklerde Osmanlı 1974 İstanbul en fazla ilk gibi kelimeler varsa onların altını çizeceğiz. Sonra paragrafta ilk Osmanlı 1970 gibi kelimeleri gördüğümüzde seçeneğe dönüp zaman kazanacağız. Bunlar çünkü zaman harcayan sorulardır. Seçenekleri metindeki cümlelerle eşleştireceğiz. Şimdi Yenisi sorularda birden fazla yargı açıkta kalabiliyor. Yani şöyle bir şey yapabiliyorlar. Anlatmak istediğimiz şey şu. Böyle sen son cümlelere yine son cümlelere her şeyi eletiyor ama ilk cümlelerde Allah Allah atıyorsun ya. Ulan bunu okudum boş. Bunu okudum boş. Bunu okudum boş. Bunu okudum boş. Hala cevap gelmedi. Hala eleyebileceğim. Değinilmiş. ...veyahut da işte değinilmemiş... ...veyahut da ulaşılamaz ifadeyi bulamadım diye sinirleniyorsun. Sinirlenme. Sakin bir şekilde bekle. Yine sonlara bırakabilir. Yine seni yormaya çalışabilir. Sınav stratejisinde en önemli şey nedir? Yapamadığın soruyu geçeceksin. Yapabildiğin soruyu da dikkatli bir şekilde okuyacaksın. Uzun soru daha detaylı açıklanmış. Sana daha fazla e, kelime sorduğu için... ...daha az e, bilgi soran... ...daha az e, şey soran... ...nedir onun adı? E, böyle seni zorlayacak ifadeler soran... Daha çok dikkatini ölçen soruda. Dolayısıyla her soruyu kendi içinde değerlendireceksin. Nasıl sayısal ve sözel farklıysa... ...sözelin ve sayısalın içinde soruların da kendince kombinasyonları farklı. Bunu unutmayın. Bununla alakalı da zaten e, test teknikleri videomuzda gelecek inşallah. Ve aynı zamanda eski videolarımızda da bu var. Şimdi, demiş ki... ...şiddet davranışlarının artmasıyla ilgili olarak... ...kitle iletişim araçlarının önemi... ...önemli katısı olduğu yönündeki tartışmalar hız kesmeden devam daha etmektedir. Dahası sadece şiddet konusunda... Bak şiddet kelimeler çok geçiyor. Daha sus, şiddet konusunda değil, toplumsal değerlerin önemi eşler arasındaki sorunların artmasına kadar birçok başka durumun sebebi olarak kitle iletişim araçları gösterebilmektedir. Oysa bu görüşler yakınlanan durumların ve davranışların insanlık tarihinde kitle iletişim araçlarının bulunmadığı zamanlarda görüldüğü gerçeği karşısında yıkılmaktadır. Şimdi eğer konu derse kitle iletişim araçlarının insan davranışlarının etkisi diyebilirsin. Ana düşünce derse kitle iletişim araçlarının içinde teşvik ettiği iddiaları temelsizdir. Niye? Çünkü oysa diyerek bunu temelsiz yaptı. Veyahut da yardım düşünceleri sorarsa şiddetin arttığına yönelik tespitler vardır. Bu bir yardım düşünce. İnsanın şiddet eğilimi yeni bir olgu değildir. Bu bir yardım düşünce. Çıkarılamayacak yargıda ana düşünceyle bağlantılı. Kitle iletişim araçları toplumsal değerleri geliştirmiştir gibi bir şey asla çıkarılamıyor. Demek ki anahtar kelimelerden, en çok tekrar eden kelimelerden konuyu bulduk. Başlığı bulduk. Sonlara doğru vurguladı oysa ama yani böyle diyorlar ama bu salata. Benim söylemek istediğim budur dediği şeyden asıl anlatmak istediğim ana düşünceyi bulduk. Paragrafın yapısına baktığımızda ise her şey artık çok net belli. Burada anahtar kelimemiz tabii ki de bu sözcüğü. Neden bu sözcüğü? Çünkü biz paragraf oluştururken, parçayı iki paragrafa bölerken, düşünce yakışını bozana bölerken hep ilk cümleyi yani daha doğrusu giriş cümlesini bulmaya çalışacağız. Bu ne demek hocam? Bu şu demek. Hemen şöyle bir boş sayfa alıp göstereyim. Bir saniye. Gel evladım boş sayfa. Bakın şimdi. Adam size eğer paragrafı sırala diyorsa, ya da ikiye böl diyorsa burada yapacağız şey şudur. Sizin mutlaka mutlaka giriş cümlesi bulmanız lazım. Ve giriş cümlesinde de asla bakın hatta buraya yazmam gerekiyor. Burada var. Bu giriş cümlesi bulacağız paragrafı oluştururken bu bunun gibi. Dolayısıyla çünkü önce sonra daha sonra ayrıca gibi ifadelerin olmayacağını bileceğiz. Şimdi birinci cümleyi bulduktan sonra yani giriş cümlesini bulduktan sonra artık bizler e, cümleleri ardından 2-3-4 diye sıralayabiliriz. Mesela buraya baktığımızda demiş ki Şimdi bana böyle verdi. Ben tabii renkli gösteriyorum size. Burada soru çözmeyeceğim. Hızlı bir şekilde taktik verdiğim için. Bunları dizdi. Bu gibi kişiler. Bu da onlar. Fakat bunlar bir kere cümlesi olmaz diyeceksiniz. Hocam her zaman bu kadar kolay vermeyebilirler. Olsun. Zaten kolay vermedilerse herkese kolay vermemişlerdir. O zaman bu taktiğin haricinde olabildiği kadarıyla uygulayıp yine zihninizi, zekanızı kullanacaksınız. Ama bu tarz sorular da çok veriliyor. Böyle bir soru gelirse zaman kaybetmeyin diye biz bu taktikleri vermek zorundayız. Yani mesela akışı bozan cümlede biz dedik ki giriş cümlesi bulmaya çalış dedik. Geçen seneki sınavda 2019'da giriş cümlesi olabilen tek cümle ilk cümleydi. Yani ilk defa ilk cümle akışı bozdu. A e olsun bizim taktiğimiz gene tuttu. Ama hep örnek veren hocalar, hep böyle test çözen hocalar arkadaşlar ortalarda bir şey akışı bozar gibi anlatıyordu. Hayır. ÖSYM sırf uyuzluğuna ilk cümleyi sordu taktiği bozmak için. Ama bizim bilgimiz değişmedi. Biz yine bu, bu yolların söz konusu gibi kelimelerin giriş cümlesi olamayacağını söyleyerekten bizim yine hangi cümleyi bozabileceğini söyledik. Şimdi dolayısıyla bizler tabii ki sınava girerken her yo yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır diyerekten kendi yöntemleriniz varsa onları uygulayacağız. Ama bizler de yine sizleri rahatlatmak, sizlere zaman kazandırmak, sizlerin sadece Türkçe ile değil tarih, coğrafya, felsefe, deniz, matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji dersleriyle de uğraştığınız bildiğimiz için bazı kolay yöntemleri sizlerle paylaşmaya mesulüz. Şimdi Buradaki ifadelerden dolayı, bu turuncuyla gösterdiğim ifadelerden dolayı biz bunların girişmesi olamayacağını söylüyoruz ve girişilmesinin her mesleğin kendine göre güçleri vardır diye başlıyoruz. Sonra bak güçleri vardır dedi ya. Ardından ee, meslek sevgisi bu kişileri, bu da meslek sevgisi. Fakat bazı meslek sahipleri daima tehlikelerle karşı karşıyadırlar. Meslek sevgisi bu gibi kişileri bu alanlar çalışmaktan alıkoyamaz. Bu da meslek sevgisinin kutsal bir sevgi olduğunu gösterir mi yoksa onlar her türlü zorluğu göstererek mesleklerini sevgili yapmaya devam ederler daha mı? Bak meslek sevgisi bu gibi kişiler o, o alanlarda çalışmaktan alıkoyamaz. Onlar her türlü zorluğu göstererek mesleklerini sevgili yapmaya devam ederler. Bu da yani bunları yapmaları da bu zorlukları göstermeleri de bu da meslek sevgisinin kutsal bir sevgi olur gösteri şeklinde sıralayabiliyoruz. O zaman hangi cümleyi bul derse desin. İster ilk cümleyi bul desin. İster ikinci cümleyi bul. ister üçüncü cümleyi bul desin. Önce cümlesini buluyoruz. Sonra bu ifadeleri çizerekten onları eleyerekten cümlesini buluyoruz. Paragrafı iki parçaya bölmede de yine ikinci bir giriş cümlesi arıyoruz. Zaten ilk cümleyle giriş cümlesi olmaz. Zaten ilk cümleden bölüyorsan bu manyaklık. O zaman diğer paragraf nerede? Biz paragrafın içerisinde giriş cümlesi olabilecek bir cümle arayacağız. Söz konusu bu. Hatta bu gibi ifadeler giriş cümlesi olamayacağı için cevabımız yine üçüncü cümle olacak. Niye? Çünkü bunlar bir paragrafın giriş cümlesinde olamaz. Düşüncenin akışını bozan cümlede. Eyvah sesim kısılıyor bugün. E, i̇ki tane daha çok ciddi canlı yayınım var. İnşallah halledebiliriz. Düşüncenin akışını bozan cümle ama ilkini sizler ayırdık arkadaşlar. Çünkü sizinki çok çok önemliydi. TET en önemli sınav. Burada 2 artı 2 eşittir 4 yani. Şimdi inşallah sizler de harika sonuçlar elde edeceksiniz. Düşünce akışını bozan cümleye baktığımızda... <laughs> Bütün cümle... Burada da yine giriş cümlesi buluyoruz hocam. Lafı uzatmana gerek yok. Bu ifadesine dikkat edin. Bak şimdi. Söz konusu bu, bu yollar. Burada giriş cümlesi olamayacağı için bunlar... Başka bir paragrafı kendisiyle bağlayan ifadeler olduğu için biz yine giriş cümlesi bulup ikinci cümlenin akışı bozduğunu söyleyebiliyoruz. Bakalım doğru mu? Günümüzde okur yazarlık her bireyin kazanması gereken temel bir beceridir. Söz konusu beceri bireylere eleştirici, araçları düşünceye ulaşmalar için kazandırılır. Bu tür düşünceye, bak düşünceye ulaşmana değişik yolları vardır. Bu yolların başında da okuma gelir. Biz şimdi bir renkli bir şekilde gösterdik sizlere vakit kaybetmeyelim. Konuyu hemen böyle yapıyorlar diye görün istedik. Şimdi ikinci cümleye bakalım. Yani akışı bozduğunu düşündüğümüz cümleye bakalım. Okumayı yazmayı öğrenen bireylerin oranı ülkeden ülke değişir. Yani ne alakası var? Neye geçtin sen? Akışı bozun. Bunu nereden anladık? Bir, anladık. Yani okuyunca belli oluyor. İki, yapısal olarak bu bir giriş cümlesi. Yeni bir konuya geçiyor. Ama tabii içerisinde bir giriş cümlesi olmayan ifade de koyup yine kel alaka bir şey de koyabilir. Dolayısıyla bizler her zaman kendi yiyişimizi devam edeceğiz ama bu taktikleri de unutmayacağız. Paragraf tamamına baktığımızda ise boşluk baştaysa giriş cümlesinin özelliklerine dikkat edeceğiz. Yani ama ...fakat gibi olumsuz mı geçiyor diye bakacağız. Boşluk sondaysa da sonuç cümlesinin özelliklerine dikkat alacağız. Yani ortaya bitmiş gibi görülen bir yazı çıktığında da... ...en amacı acımasız makaslarla kurguya yeniden girişmem gerekir. Yazının yüzlerce yerine büyük küçük bir takım ekleme çıkarma... ...düzeltme işlemi uygularım. Sözün kısası mesela e, yazılarıma e, ne diyebiliriz mesela... ...burayla bağlantı olarak ne gelebilir? Tabi burada seçeneklere bakmamız gerekir ama yazılarıma e, özen gösteririm ifadesiyle tamlayabilirsin. Niye böyle tamladın hocam? Çünkü son cümlede bununla bağlantılı bir şey söyledi ve sözün kısası diyerekten burada özetlememi istedi. Ama buraya ancak fakat deseydi bu sefer bunun tersi bir ifade söylemem gerekirdi. Paragrafın anlatım yönü dünyanın en kolay konusu açıklayıcı anlatım. Açıklama her okuyanın aynı anlamı çıkarabileceği bilgi veren ders kitaplarındaki nesnel paragraflardır. Tartışma, sohbettir, tez ve antitez vardır. Kimileri böyle düşünürler ama ben buna katılmıyorum gibi ifadelerle başlar ve özel cümleler tartışır, sohbet eder. Betimlemede varlıktan ayrıntıları verilir, gözümüzde bir resim gibi canlandırılır. Sanatsal betimlemede, izlenimsel betimlemede özellik vardır. Mesela deniz rengi bir mavi sahip bu kalem adeta göz alıcıydı. Bu e, ...izlenimsel betimleme ama... ...açıklayıcı betimlemede aynı açıklama gibi nesnellik vardır. Mavi bir kalem. Arkasında beyaz bir e, kısım var. Ön kısmının kapağı çıkarılmış. Üzerinde tongu yazıyor. Burası net bir şekilde ne olmuş oluyor? Bu sefer e, açıklayıcı betimleme olmuş oluyor. Bunu sorabilirler. Bakın açıklayıcı betimlemeden sınavda çıkar arkadaşlar. Açıklayıcı betimleme her şeyin net bir şekilde açıklandığı nesnel betimlemedir. Böyle polis sorgusu gibi. Öykülemede mutlaka bir kişi var. Bu kişinin yaşadıkları anlatılıyor ve genellikle betimleme ve öyküleme birlikte cevap olur. Şimdiye kadar... Betimleme, öyküleme, ÖSM'nin sorduğu birçok soruda birlikte cevap olmuş. Yani içinde hem betimlemeler olan hem de öyküleme olan bir paragraf veriyor. Bu parça neler vardır diyor. Açıklama öyküleme diyor. Açıklama tartışma diyor. Tartışma betimleme diyor. Betimleme öyküleme doğru cevap oluyor. Tanımlama bu nedir sorusunun cevabı. Karşılaştırmada yine cümle anlamındaki gibi bu böyledir. Şu ise şöyledir şeklinde iki varlık arasındaki farklılıklar ve benzerlikler karşılaştırılıyor. Örneklendirme en önemlisi bunu her zaman söylüyorum bir kez daha söyleyeceğim. Adam size uzun bir paragraf veriyor. Böyle oldu şöyle oldu ondan sonra böyle oldu. Burada bu gitti bu buraya gitti. Bu parçanın anlatımında hangisi yoktur diyor. Bunu ÖSYM şimdiye kadar 20'den fazla kez yapmış. Sonra içine bir tanık gösterme koyuyor. İçine bir sayısal veri koyuyor. Denir diyerekten bir tanım cümlesi koyuyor. Daha diyerekten bir karşılaştırma koyuyor. Yani koyabileceği her şeyi koyuyor. Ama örneklendirme koymuyor. Sen de bakıyorsun ya sayılar var, tanık tırnaklar var, bir şeyler var. Burada herhalde örneklendirme vardır diyorsun. Ve yoktur sorularında, başvurulmamıştır sorularında örnekleme vardır herhalde deyip diğerleriyle cebelleşiyorsun. Halbuki eğer örneğin mesela söz gelimi gibi ifadelerle net bir şekilde örnek verilmediyse örneklendirme yoktur. Bunu ÖSM çok sormuş. Yani örneklendirme vardır herhalde ya falan. Hayır hayır. Tanım başka bir şey. Karşılaştırma başka bir şey. Sayısal veriler başka bir şey. Tanık gösterme başka bir şey. Bunlara çok dikkat edin. Bu arada tanık göstermeyle ile alıntı arasındaki farkı da sorabiliyor. Tanık göstermede başkasına ait bir sözü aktarıyorsun. Alıntı ise başkasına ait bir sözü tırnak içinde aktarıyorsun. Buraya dikkat edin. Alıntı tırnak içinde oluyor. Tanık gösterme ise mesela e, nokta nokta diyor diye devam edebiliyor mesela. Yani virgülün öncesinde de verebiliyor. Sayısal verilerde rakamlar, oranlar, miktarlar yer alıyor. Mesela edebiyat dili güzel kullanma sanatıdır. Tanımlama cümlesi. Fakat herkesin edebiyat anlayışı farklı olabilir. Burada bir özellik yeri tartışmacı bir anlatım. Söz gelimi örnek veriyor. Orhan Veli bir söyleşte sanatla edebiyatı birbirinden ayırdığını söyler. Bak bu örneklendirme. Fikir sanatta yer almıyor, yer ama edebiyat fikre dayanıyor diye açıklar bu farkı. Burada ise alıntı yaptı. Başkasının bir sözünü tırnak içine aldı ve tanık göstermedi. Türkiye'de her yıl 61 bin kitap yayınlanıyor. Sayısal veri. Bunların yaklaşık 10 bin edebiyat kitabı. Sayısal veri. Acaba bu kitapların ne kadar Orhan Veli'nin değindiği şekilde okunabilir şey anlatıyorum. Burada Artık tartışma anlatıma geri döndüm. Bu tarz paragraflarda ne yapacaksınız? Böyle bir paragraf verisi. Önce ben sizin yeriniz olsam eksiltili cümleyi var mı seçeneklerde? Eksiltili cümleyi çok rahat görürsünüz. Çünkü eksiltili cümle böyle sonunda üç nokta varsa eksiltili cümle seçeneğini şak diye elersiniz. Sonra birinci kişi anlatım, üçüncü kişi anlatım seçeneği var mı ona bakın. Çünkü eğer <laughs> E, ...geldim, geldik diyorsa bu birinci kişi anlatımdır. Geldi, geldiler diyorsa bu üçüncü kişi anlatımdır. Cümlenin yükleminden hemen anlarsınız. Gösteriyordu, gıcırdıyordu. Bu o zaman dökülüyordu. Bu üçüncü kişi anlatım. Hemen burada birinci kişi anlatım yoktur... ...ya da üçüncü kişi anlatım vardır diye eleyebilirsiniz. Abartmanın ne olduğunu biliyoruz. Benzetme yine zayıf bir varlık güçlü. Varlığa benzetiliyor. Kişileştirmede insan olmayan bir varlığa... ...insana özgü özellikler verilmesi. <laughs> Duyularda görme, görsellik, gözlem duyusu işte görsel ögelere yer verilmiştir. Hep oluyor. Ama işitme, koklama, tatma ya dikkat etmeniz lazım. Bunları zaten biliyorsunuz. İşte kuşların cıvıltısı geliyordu, mis gibi kokular geliyordu, acı kekremsi bir tadı vardı der. Burada en önemlisi dokunma duyusu. Bakın buraya dikkat edin. Eğer sıcak bir Temmuz sabahıydı diyorsa veya da soğuk bir Şubat akşamıydı diyorsa bunların her biri dokunma duyusu. Çünkü biz havanın sıcak ya da soğuk olduğunu böyle tadarak ya da koklayarak anlamıyoruz. Dokuma sokağa çıkar çıkmaz pat diye soğuk tenimize değiyor. Burası önemli. Birinci ve üçüncü kişide anlatımda anlattık ve hemen ses bilgisine geliyoruz. Artık anlam bilgisini bitirdik 40 dakikada. İnşallah yine bir 40 ee, dakikada da dil bilgisini bitireceğiz. Ardından da sizler mükemmel sonuçlara ulaşacaksınız. Şimdi hangisi burayı zaten göstermiştik. Burayı en başında videonun başında göstermiştik. Şunu anlatmak istiyorum bir kez daha. 2015'te beniz benzeyen ses bilgisinin kök bilgisi olduğunu söylemiştik. Ve çıkmış sorularda kelimeleri mutlaka irdeleyin dedik. Niye? Bak benzeyen 2019-2018 benzetirim. Ee, veyahut da işte ne olabilir? İşte ayrılan işte ayrıntılar. Çevresi, çevresi. Veyahut da işte ne olabilir? Ee, küçücük Nerede göster bana küçücük küçücük. Yani böyle benzer kelimeleri soruyorlar ki bu da kolay değil yani. Ha, hocam zaten yaparız. Yani nereye yapıyorsun benizden benzeyeni? Nereye yapıyorsun çevirmekten çevreyi? Nereye yapıyorsun? Yani kolay değil. Veyahut da mesela şunu biliyorsanız süpersiniz demektir. Saçları ağırdı. Burada hangi ses olayı var? Ünsüz yumuşaması Aktan ağırmak. Bunu biliyorsan süpersin. Bu çıkmış sorulara bakmana gerek yok. Ama yeni tartış, yeni tanıştıysan merhaba, selamun aleyküm, aleyküm selam. O zaman mutlaka çıkmış soruları iyice irdelim. Geldik ses bilgisindeki taktiklerimize. Kelimenin köküne dikkat ediyoruz. Kelimedeki değişime göre ses oyunu belirliyoruz. Şehrin kelimenin kökü şehir olduğu için ünlü düşmesi olmuş. Ufacık kelimenin kökü ufak olduğu için ünsüz düşmesi olmuş. Azıcık ee, azcık buraya ı ünlü türemesi girmiş. Ünsüz türemesi zannetmek, hissetmek, affetmek, hazzı. Ünlü daralması izlemek izliyor. Yemek yiyecek. Demek diye. Bak bunların her birinde ünlü daralması var. Başlamak başlıyor olmuş. Ünsüz yamışaması işte mesela yurdumuz kökü yurt T, D olmuş. Ağacın, ağaç ağacın olmuş. Buraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kayık kayığı, sokakta. Burada şuna dikkat edin. Bilhassa bu ünsüz benzeşmesini DEDA'nın yazım kurallarından sizi kandırmaya çalıştılar. Derler ki bu çıkmış üniversitede defalarca. Söyledikleri hiç de inandırıcı değil demiş. Veyahut da bu olayda ee, bu olayda demiş her iki tarafta hatalı demiş. Her iki taraf ta hatalı demiş. Şimdi bak taraf da. Bak hatta cümle yazmam lazım ki anlayabilirsiniz. Şimdi böyle baktığın zaman söyledikleri hiç t de, e, inandırıcı değil. Cümleleri tam yazalım. Önsemenin sorduğu cümleleri kafanız karışmasın. buraya dikkat edin. Burası çok önemli. Şimdi DDA'nın yazımının ayrı yazılacağını biliyoruz. Eyvallah. Ama sana böyle TTA yapar. Arada ünsüz benzeşmesiyle gözden kaçırmaya çalışırsın. Diyeceksin kardeşim. Söyledikleri hiç inandırıcı değil diye biliyorum O zaman bu T'yi ayrı yazmalıyım. Yani bu hiç D olmalıydı. Zaten bağlaç olan D, T olmaz. Bu olay da her iki taraf da haklıydı. Bu olay her iki taraf haklıydı. Bu olay da, bu olay her iki taraf da haklıydı. Olmuyor. O zaman bir çizilecek. Ama bu olayda her iki taraf haklıydı diyebiliyorsun. Hatalıydı diyebiliyorsun. O zaman ÖSYM haklıydı diye sormuştu. O yüzden ben kafam karıştı. Eee tarafta bu olay her iki taraf haklı. Aa, o zaman bu ayrı yazılacak. E, o zaman niye benzeştirerek benim kafamı karıştırıyorsun? bu olayda her iki taraf da hatalıydı demen lazım diyoruz. Aa burada bir dakika gözükmüyor. Şöyle biraz yukarı çıkaralım. Evet. Şöyle biraz kaldıralım. Evet. Gerçekten skop hatası olmuş. Buraya ise dikkat edeceğiz arkadaşlar. Burası önemli. Ünsüz benzeşmesiyle sizden D'dayı kaçırabilirler. Ulama ünsüzle biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir kelimenin gelmesi. Kaynaştırmada Y, Ş, S, N. Burada da şuna dikkat edin. Belki bunu yapabilir. Mesela bakın. Burası önemli. Burası zor kısımları gösteriyorum ki kaçırmayın diye. Mesela bir kardeş var tamam mı? Benim kardeşim var. Senin kardeşim var. Onun kardeşi var. işte bizim kardeşimiz var. Ondan sonra sizin kardeşiniz var. Şimdi burası dursun. Şimdi kardeşim benim kardeşim. Kardeşin senin kardeşin. Kardeşi onun kardeşi. Kardeşimiz bizim kardeşimiz. Kardeşiniz sizin kardeşiniz. Onların kardeşi dediğimiz için onu yazmadım. Şimdi bu turuncular iyilik iki. Buraya kadar her şey tamam mı? Şimdi bundan sonraki halekleri. Benim kardeşim mi yani belirtme durumu iki senin kardeşini, onun kardeşini, bizim kardeşimizi, sizin kardeşinizi. Bakın şimdi. Burası önemli. Buraya ni geldi. Bak buraya kaynaştırma harfi geldi ama burada kaynaştırma harfi yok. Yani senin kardeşini derken kaynaştırma harfi yok ama onun kardeşini derken kaynaştırma harfi var. Buraya dikkat edin cümlenin ifadesine göre bu kadar kazık ve aziz, aziz bir, aziz bir şey size sorabilirler. Anladınız değil mi? Turuncular iyilik eki, maviler belirtme durum eki. Burada bir şey girmemiş zaten senin kardeşin diyorsun. Burada ise onun kardeşi dediğin için sonradan diğer belirtme durum ekini almak için araya kaynaşma harfi koyuyorsun. Burası son derece kıl. Birçok öğrenci burada patlar gider. Yazım kurallarına baktığımızda. D'dan yazımını zaten söyledik. Neydi arkadaşlar? Cümleden çıkarılabiliyorsa ayrı yazılıyor. Bağlaştır. Cümleden çıkarılamıyorsa bitiş yazılıyor. Geziye o gidecek diyebiliyorsun. Bağlaş ayrı. Yer ayak izleri var diyemiyorsun. Haleki bitişik. Kini yazımına baktığımızda lerek getirebiliyorsak bitişik getiremiyorsak ayrı yazıyoruz. Raftakiler diyebiliyor musun? Raftakiler. Diyebiliyorsun. O zaman bitik. Ama düşünüyor kiler diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. O zaman ayrı. Ama şuraya dikkat edin. Son bahçeme dikkat edin. Yani son bahçem dediğimiz ne? Son bahçem. Burada sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, eğer ki, meğer ki bunlar ne olursa olsun bitik yazılıyor. Burası ayrı yani. Eğer kiler diyemiyorsun ama yine de bitik yazılıyor. Mi daima ayrı yazılıyor. Kendinden önceki sözcükten ayrı yazılıyor. Filmi izledin mi derken soru anlamı olduğu için ayrı yazılıyor. Ee, ...şirin mi şirin mi çocuk, çalıştı mı başarır? Bunlar hep ayrı yazılıyor. Geleneklerle ise bitişik yazılıyor. Dışarı çıkacak mısınız derken bitişik yazılıyor. Sayıların yazına baktığımızda çek ve senet için ayrı yazılıyor. 2020, yaş 35 demiş mesela ÖSM, bu ayrı yazmış. Üleştirme sayıları yazıyla belirtilir. Dörder değil, dörder demeniz gerekiyor. Burada tabii bunu da çok ÖSM sorduğu için söylüyorum. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1-de diyoruz, 2-de diyoruz, 6-da diyoruz, 7-de diyoruz, 8-de diyoruz, 9-da diyoruz. Ama 3 t diyoruz, 4 t diyoruz, 5-te diyoruz. Ünsüz benzeşmesi bu rakamlarda var. Bunu ÖSYM 4 kere sormuş. Burası önemli. Bir şey daha var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1-inci diyoruz. Bak 1-inci. 3-üncü diyoruz. 4-üncü diyoruz. 5-inci diyoruz. 8-inci diyoruz. 9-uncu diyoruz. Ama ikinci diyoruz. Altıncı diyoruz. Yedinci diyoruz. Ne de? Bunların sonu çünkü zaten iki, altı, yedi bitiyor. Böyle sıkıntılı bir ses çıkardım ki aklınızda kalsın diye. Geldik buraya. Kısaltmaların yazımına baktığımızda kuruluşlarda her kelimenin ilk harfi alınıp büyük yazılır. Araya başka harfler girebilir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. TÜBİTAK diyorsun. Bitti gitti. Ek kelime şeklinde okunuşa veya son harfin okunuşa göre getirdi. TDK D diyoruz. Bakın bu çıktı. TDK deyip TDK'nın dersen elveda. TDK nin de ben gerekiyor. Burası çok çok önemli. TDK'nın. Bize böyle K demeye alışmışız. TTK ve TDK Mustafa Kemal Atatürk tarafından milliyetçilik... Hayır kardeşim tamam. Milliyetçilik ilkesi eyvallah çok güzel. Önce Türk Tarih Kurumu 1931'de, Türk Dil Kurumu 1934'te açıldı biliyoruz. Ama TDK'nin diyeceksin. Bunu soruyor ÖSM'ye dikkat edin. Şimdi kelime özelse kısaltmaya büyük değilse küçük harfle başlanır. Ek kelimenin okunuşa göre getirilir. İngilizce'de diyorsun. Burada zaten kesme işareti yok. Bunu birazdan göstereceğiz. Ing'de diyoruz. Burası önemli. Şimdi yani bu İngilizce'de niye getirmedik? Çünkü bu da çıkmış üniversite sınavında. Türkün Türkten başka dosya olmaz derken böyle ayırırsın ama Türk ç nin derken bunu ayırmıyorsun. Niye? Ayırırsan o zaman sıkıntı. Burayı ayırırsan yapmak eki almış bir özel isme çekim eki geldiğinde ayrılmaz. Burası önemli. Burada da İngiliz yapım eki almış. Şimdi Ses olayı yoksa ayrı yazılıyor fark etmek. Geçen sene bunu sormuş mesela. Mutlu olmak, teşekkür etmek, hak etmek, ee, park etmek, fark etmek ayrı yazılıyor. Ama ses olayı varsa bitişik yazılıyor. Hissetmek, kaybolmak, devretmek çıkmış mesela üniversite sınavında. Zannetmek, burası önemli. Bir de araya mi girirse ayrı yazılmış oluyor. Seyir etmek, bitişik yazılır ama seyir mi edeceğiz dediğimizde 2019'da bunu net bir şekilde sormuş. İkinci kelimede anlam değişmesi yoksa ayrı yazılıyor. Maden suyu bildiğimiz su. Kılıç balığı bildiğimiz balık. Deve kuşu bildiğimiz kuş. Bal rengi bildiğimiz renk. Ama anlam değişmesi var. Aslan ağzı. aslan ağzı ile alakası yok ki. Dilber dudağı dudakla alakası yok Büyük harflerin kullanıldığı yerlere baktığımızda kişi adları, takma adlar, unvan saygı ve rütbe lakaplar, akrabalık adı lakap olursa nene hatun. Ama mesela diyelim ki Ayşe teyzem geldi. E senin teyzen bana ne? Annenin kız kardeşi yani. Dolayısıyla T'yi küçük Özel adı karşılayan makamlar, vali, bakan, rektör, hitaplar, sevgili kardeşim. Dil, din, mezhebatları, Türkçe, Müslümanlık, Hanbelilik, Hanefilik. Kıta bölge, il semt adı, Güneydoğu, Ankara. Meydan adları bu üniversiteden çıkmıştı. Saray, kale, köprü, anıt adları, Yıldız Sarayı'nın sesi. Anma günleri, öğretmenler gününün G'si, anneler gününün G'si. Çağ dönem adları, orta çağ, tanzimat dönemi, sert dönemi. Tarihe bağlı. Yani yanlara rakam varsa mutlaka büyük yazıyorsun. 23 Nisan neye büyük? Şimdi 23 Nisan ne büyük ama e, bu sene Nisan ayında hep yattık. O ne küçük mesela. Gökbilimi terimleri, dünya, güneş, ay. Niye bunlar coğrafi terim ama seni dünyalar kadar özledim. Oradaki D küçük olmuş oluyor. Ağrı, dağı, Van Gölü bir şey yazılıyor. Bak şey ayrı yazılıyor ve büyük yazılıyor. Ama İstanbul ili bakın dikkat edin burası. İstanbul ili derken iyi küçük yazıyorsunuz arkadaşlar. Veyahut da Üsküdar semti derken A'yı kötü yazdım. S'yi küçük yazıyorsunuz. Niye? Çünkü İstanbul ilinin adı İstanbul ili değil. İstanbul. O yüzden bu küçük. Üsküdar semtinin adı Üsküdar semt değil. Üsküdar. Ama şuraya bakın. Mesela hürriyet gazetesi derken G küçük mü büyük mü? Dikkat edin. Hürriyet gazetesi derken G küçük. Niye? Çünkü hürriyet gazetesinin gazetesi adı hürriyet gazetesi değil. Hürriyet. Ama resmi gazetenin adını yazarken G bir geziyorsun Resmi gazete. Niye hocam? Çünkü resmi gazetenin adı resmi değil. Resmi çıktı. Aldınız mı? Hayır. Resmi gazete çıktı aldınız mı diyorsun. Anlaşıldı mı? Geldik buraya. Yazımı karıştıran sözcüklerin doğrusunu bir kez daha gösteriyorum. Aydat, alt üst bitişik, antrenman. Üç tane sessiz yan yana geliyor. Ardı sıra. Art arda böyle yazıyor. Ardı sıra ayrı yazılıyor. Arda arda ayrı yazılıyor. Arkeolog, asfalt, bazen... Diz üstü bitiş yazılıyor. Döküman. Bak doküman. Ben döküman dedim. Ağzından döküman çıktı. Ama doküman diye yazılıyor. Egzoz falan değil. Egzoz. Elektrik yine üst, üç tane sessiz harf yan yana geliyor. Entel, entelektüel. Ama bak bir tane L var. Intellectual, intellectual. Oradaki iki tane L var İngilizce'de. Biz de bunu böyle iki tane L ile söylüyoruz. Yanlış. Entelektüel bir insan. Hayır. Entelektüel bir insan demek gerekiyor. Ve iki L olmaması lazım. Espri, üç sessiz yan yana. Eşofman, eşortman. Öyle bir şey yok. Eşofman fasulye biraz apache yazmak yapmak istedim. Git gide bitişik yazılıyor bakın çok önemli. İkilemeler daima ayrı yazılır ama gitgide gide bitişik yazılıyor. Burası çok çok önemli. Oldu bitti bitişik yazılıyor mesela. İddia iddaya girdik. İddiaya girersen olmaz İddiaya gireceksin. İlla ki ipucu bitişik yazılıyor çok önemli. İspat kanepe kanape hayır kanepe karakter karnaba karnabahar yer misin evladım? Yerim anne ama sınava gireceğim için karnabahar yerim karnabahar değil. Kavanoz bak kavanoz kavanoz dipli dünya maalesef değil kavanoz dipli a kibrit kirpik kolonya cumhuriyeti bak kolonya değil kolonya komiser konservatuvar bak vatuvar konservatuvar ha, ha. unutma hayır konservatuvar kravat araya koyma, laboratuvar maydanoz maydanoz değil maydanoz okur yazar bitişik yazılıyor Orijinal. Orijinal değil. İyi var. Orijinal. İngilizcedekinin arasına nasıl iyi var sen de koyuyorsun. Oysa ki zaten bunları söylemiştik son bahçemde. Öyleyin. Öyleyin değil. Bu ye değil. İkincisi. ikinci harf yumuşak g. Ön sezi bitişik. Pantolon. Pantalon değil. Pantolon. Peşi sıra ayrı. Rastgele bitişik. Sarımsak. Sarımsak değil. Sarımsak. Satır başı ayrı. Stajyer. Bu ayrı değil. İşte bu buradaki J ve Y'ye dikkat edin. Suçüstü bitişik. Sürpriz. Surprise. Sürpriz bak. Serep. Üç tane siz ya. RPR sürpriz. Şefkat değil. şefkat. Tek düze bitişik, tıraş. Bakın. Trash. Aa trash. İngilizcede böyle yazıyor. Hayır alakası yok ki bu tıraş, bu tıraş olmak. Bu Türkçe bir kelime. Tıraş. ı araya giriyor. Yanı sıra ayrı yazılıyor çıkmış üniversite sınavında. Yanı sıra çıkmış üniversite sınavında. Yani gene gelebilir. Yarımada bitişik yazılıyor. Yarı yıl bitişik yazılıyor. Yılbaşı bitişik yazılıyor. Zara zerafetinize hayran kaldım. Ama ben de sizin dil bilginize hayran kaldım. Yazımını yanlış yaptınız. Zarafetime hayran kalmalıydın. Zarafet Hani olur ya bir bayan arkadaşınıza söylerseniz. Zatürre iki tane R ile. Zeytinyağı. Bitişik. Burası önemli. Burası sınavdan önce bir kez daha tekrar edin. Ya Allah bismillah deyip göreceksiniz. Noktalama işaretlerine geldiğimizde cümlenin sonuna nokta konuyor. Ee, bazı kısaltmaların sonunda sayılarda sıraları bildirmek için tarih ve saatlerde sakın sakın dijital saatlerdeki şu rakama bakaraktan işte 16.30'da görüşürüz. Tamam eyvallah eyvallah kanki. Böyle bir şey var dijital ama biz bunu unutacağız. Biz hep böyle düşüneceğiz. 16 30 diye düşüneceğiz. Tarihle tarihlerde zaten kullanabiliyoruz. Virgülden soru bekliyoruz. Eş görevli sözcükler arasında mutlaka kullanıyoruz. Sıralı cümleleri ayırmada mutlaka kullanıyoruz. Gazeteyi aldı okudu. Ara sözlerde onu okumuş. Yani Ömer Sevitini. Alıntı cümlelerden sonra işe gideceğim dedim. Kesirlerde, red kabullerde. Bakın şuralarda asla virgül kullanılmaz. Mesela dikkat edin buraya. Bu çıkabilir. Çalışıp kazandı. Mesela çok çalışıp iyi bir okul kazandı. Cümleyi uzatır adam böyle bu kadar kolay yazmaz. Çok çalışıp iyi bir üniversiteyi kazandı der ama şöyle virgül koyar. Hayır. Eğer bir tane zarf fiil varsa buraya virgül konmaz. Ya da bakın bu da çok zor bir soru. Dikkat edin. Bu çıkarsa bir tek siz yaparsınız. Derslerinize çok uzun yapacağım ki dikkatiniz kaçmasın diye. Çok dikkatli bir şekilde çalışırsanız büyük bir başarı büyük bir başarı sizleri sınavda bekliyor çok teşekkürler hocam. Ne kadar da güzel yazdınız. Ama yanlış yazdım. Çalışırsanız daha sonra virgül gelmez. Birden fazla olsaydı çalışırsanız, testlerinizi çözerseniz, işte annenizin duasını alırsanız derseydin olurdu. Ama bir tane SSA'dan sonra buraya virgül gelmez. Bakın bunu böyle lokum gibi yazar. Derslerinize çok dikkatli bir şekilde çalışırsanız virgül büyük bir başarı sizleri sınavda bekliyor der. Hangisi de noktalamanın kullanımı yanlıştır der. Aman aman böyle Oh ne kadar da güzel lokum gibi yazmışlar demeyin. Sizi gaza getirmelerine izin vermeyin. SSA'dan sonra tek zarf fiilden sonra kullan Ama çok çalışıp ödevlerini yapıp annesinin duasını alıp kazandı dersen o zaman tabii aralara virgül koyacaksın. Geldik buraya. Noktalı virgül. Virgüllerle ayrılmış yani noktalı virgülü zaten biliyorsunuz. Nasıl matematikte 2 artı 2 artı 3 artı 3 derken hoca ne yapıyor? Dayanamıyor hop köşeli parantez koyuyor. Gücü yetmiyor çünkü normal parantezin yani yay ayrı için. Siz de diyeceksiniz kardeşim virgülün gücünün yetmediği yerde noktalı virgül devreye giriyor. Ya yani çekil kardeşim diyor. Bak şimdi erkeklere Ali virgül Murat noktalı virgül gücü yetmez çünkü artık. Kızlara Ayşe İnci gibi adlar verildi. Yani erkeklerle kızları ayırmak için araya noktalı virgül koydum. Virgül içeren sıralı cümleler ayırmak için. At ölür, virgül meydan kalır. Bu ÖSYM'nin sorduğu bir soru. Yiğit ölür, şan kalır. Bak buraya noktalı virgül koydu. Neden? Çünkü burası önemli. Burası artık ikinci ifadeyi ayırıyor. Virgül bulunan cümlelerde özne ayırmak için ses gidiyor. Virgül bulunan cümlelerde özne ayırmak için kullanılır. Mesela Mehmet Arda Selim ve Ozan evine davet ettik. Kim? Mehmet Arda Ozan Mehmet Karizma. Onun önüne bir noktalı virgül koyacağız. Yani fazlasını hak ediyor. Yani hani köşeli parantez nasıl normal parantezden yay ayraçtan daha karizmatikse noktalı virgül de böyle. Ya kardeşim ya sen de hep işin düşüyor bana virgül. Senin gücün yetmeyince ben geliyorum diyeceksiniz. İki nokta örneklerden önce kullanılabiliyor. Sofrada her şey vardı. Peynir, zeytin, bal, yumurta. Her şey vardı dediği için bu cümle devam edeceği için. Üç nokta geliyor ama şuraya dikkat edin. İki nokta üst üste bu sorulmuş 2002'de de çıkmış üniversite sınavında. İki, nok, iki nokta üst üsteden sonra küçük harf gelebilir. Bakın soru işaretinden sonra noktadan sonra bunlar belli ama Burada küçük harf gelebilir. Büyük harf gelebilir. Niye? Eğer cümle varsa büyük harf gelir. Özel isim varsa büyük harf gelir. Ama böyle ee, peynir, zeytin varsa, cins isim varsa, cümle değilse küçük harfle yazabilirsiniz. 3 nokta tamamlanmamış cümlelerin sonunda ...örneklerin sürdüğünü belirtmek için. Kitaplıkta her türden kitap vardı. Roman, öykü, şiir. Ama kitaplıkta üç tane kitap vardı deseydi roman, öykü, şiir nokta olurdu. Eksik cevaplarda yine biz 3 nokta kullanıyoruz. Soru işareti soru anlamı taşıyan cümlelerde, şüpheyle karşılanan bilgiler, durumlar için ya da alay durumlarında kullanabiliyoruz. Ünlem duygu belirtmek için, eyvah yangın çıkmış dediğimizde, seslenme hitap uyarılarda, ey Türk gençliği diyor Mustafa Kemal. Orada yine ne oluyor? Tabii ki bir ünlem var. Burada şu çok önemli. Bazen yani çok çalışkan, parantez içinde, yay ayrı içinde ünlem koyuyorsa bu da şu anlama geliyor yani. <laughs> Dalga geçiyor yani. İroni yapıyor. Kısa çizgi, satır sonunda ara sözlerde. Bu yazar, Refik Halit, dili iyi kullanıyor. Bak burada kısa yerine virgül kullanmış. Çünkü virgül de kullanılabilir. Buraya fıt, 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 e, kısa çizgiye kullanabilirdik arasında ve ile den anlamında da Ankara İstanbul arası Ankara ve İstanbul yolu veya da Ankara İstanbul arası diyebiliyoruz. Eklerde hecelerde fil kök ve gövdesinde yine kısa çizgi kullanabiliyoruz. Konuşmalarda oyunlarda ilk çizgi dizelerin aralarında şiir dizeleri adreslerde tarihlerin yazılışında eklerde kullanabiliyoruz. Tırnak işareti alıntılarda vurguda şair sevgi temasına odaklanmış derken eser ve makale adlarında kullanabiliyoruz. Ya Ayraç ek, ve bil, ek bilgi ve açıklama için Tiyatroda adamın ne yaptığını anlatmak için. alıntılarda da Nietzsche'nin sözünü almış. Yazını maddelerinde kullanabiliyor. Kesme işareti özel adlara getirilen eklerdi. Fakat yapım ekinde değil arkadaşlar. Çekim ekinde. Türkiye'de diye ayırabilirsin ama... Bu çıkmış üniversite sınavında... Türkçe'nin dediğinde bunu... Ayırdığından... Eyvahlar olsun sana. Ayırmayacaksın. Ayırmaması gerekiyordu. Yani bunu şöyle hatta... E, müzikle örnek vereyim. Ankara'dan abim gelmiş... Dediğinde bunu böyle ayırabilirsin. Ama Ankaralı Turgut'u... Şahin'le yüksek sesle dinledik dediğimizde bunu ayıramazsın. Ankaralıyı ayıramazsın. Bu yapım bu çekimi. Ankaralılardan dersen artık ayıramazsın. Ankaralılardandır dersen ayıramazsın. Burası artık böyle devam ediyor. Şu A harfi arkadaşlar. Özür dilerim. Sizlerin vaktini fazla harcamamak için hızlı yazıyorum. Bazen de kötü olabiliyor. Şimdi saygı ve unvan. Unvan da böyle yazılıyor. Ha? Bak unvanınız çok güzelmiş. Olmaz olsun öyle unvan. Unvan yazılacak. Tamam mı? Doktor Ayşe Hanım'a gideceğiz. Bakın unvanını yine ayrı yazdık. Kısaltma TDK'nin, TDK'nın demiyoruz. Bunu 37. kez söylüyorum. ÖSM ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın ÖSM'de arkadaşlarım var ben. Gerçekten bana soruları söylemiyorlar ama konuşuyoruz. Ne yapıyorsunuz hocam diyorum. Hocam diyor. Sınavdan sonra her bir soruyu, her bir kitapçı inceliyoruz çocuklarım. Bakıyoruz ya bu soruda ne yapmışlar, neye takılmışlar, neyi, neyi de zorlanmışlar. Bakıyoruz ki tüm Türkiye bazı kelimelerde takıldıysa bunu bir daha soralım diyoruz diyor. Yani Dolayısıyla ÖSYM'nin önceden şunu herkes yanlış yaptıysa bunu bir daha sorma ihtimalleri var. Yani bu bir sıralayıcı soru olsun diyor. Zaten beş çeşit soru var ya. Çok kolay, kolay, orta, zor, çok zor. E çok zoru tabii ki derece yapacak öğrencileri elemek için kullanıyoruz. Ama diğerlerini de sorarken mutlaka geçmişteki sorular. Bir bakıyor soruyu diyor. Ya bunu herkes yapmış diyor. Güzel bir soru. Onu bir daha sorabiliyoruz diyor. Çünkü neden? Ya kardeşim sen herkesin yaptığı soruyu yapabiliyor musun demek istiyoruz diyor. Burası önemli. Dolayısıyla böyle kıl örnekleri inceleyin. Bunun ispatı ne? İspatı da burada. Nerede? Şurada mı? Bakayım. Bulamıyordu hoca. Heyecanlanmıştı. Nerede? Şurada. Şurada mı? Kapaktan göstereyim. Şurada. Şurada mesela bak. Bunu öğrencinin patladığını biliyor yani. Bunu bulamadılar. <laughs> diyor 2015'te. Çat diye bir daha 2018'de bir daha soruyor. Bunu bulamadılar. He <laughs> çevirmekten çevreyi bulamadılar diyor. Çat diye bir daha soruyor 2018'de. Yani güzel. Şimdi devam edelim. Ee, tabii ki sınavlar arası geçiş de var. Onu da mutlaka duymuşsunuzdur. Yani KPSS'deki bir soru mesela atıyorum. Tabii bunu edebiyat öğrencileri için ilgili bir şey bu ama e, sayısal özel edebiyat yaptığı için söylüyorum. Atıyorum Kutatku Kubili'nin Uygur alfabesiyle yazıldığını KPSS'de sordular. Daha TET'de, AYT'de hiç sormadılar. TET'de zaten sormazlar. AYT'de hiç sormadılar. Sorabilirler. Tarihteki bir soruyu edebiyata gönderebiliyorlar. KPSS'deki bir soruyu buraya gönderebiliyorlar. Hatta ve hatta KP şeydeki nedir onun adı? eee MSV'deki bir soruyu değiştirip aynen sorabiliyorlar. O yüzden ama ya cümle anlamını orada sormuşlar, burada sormuşlar. Aa yani zaten bunu biliyorum ben hocam. Yani ne diyorsun yani? Bu bizi hırpalayacak soruları oradan seçebilirler. Dikkatli olmamız lazım. O yüzden müfredatına uygun olduğu sürece, talim terbiyenin açıkladığı müfredata uygun olduğu sürece başka sınavların sorularından da esinlenebilirsiniz. Ama Önce kendi sınav sorularınızı bitireceksiniz tabii ki. Yani ben şu anda KPSS sorularına bakıyorum. Hatta çıkmış soruların hepsine bakmadın ki sen. Devam edelim. E, belirli tarihlerde ses düş belli tarih. 19 Mayıs belli bir tarih. Gençlik e, şey gençlik ve spor bayramı. Dolayısıyla bu ayrı bir ayrı bir kesme işaretini hak ediyor. Ses düşmesinde güzelliğin on para etmez. Bu bendeki aşk olmasa demiş aşk ve sel. Dolayısıyla buradaki A düşmüş mecburen kesim işareti koyuyoruz. Birek ve artan sonra da yine kullanabiliyoruz. Geldik dil bilgisine. Artık sadece dil bilgisi kaldı. En kolayları kaldı. Bundan sonrası kolay. Bir saatte Türkçe'nin en kıl yün konularını bitirdik. Bundan sonra lokumun aziz konulara geleceğiz. Burada çayım vardı. Artık çayım e, buzlu çay oldu. Hemen bir bakayım. Evet burası 16 derecelik bir klima. Stüdyoda yaşlanmayalım diye bizi böyle buzdolabına koydular. Sürekli buz gibi bir stüdyoda anlatıyoruz sizlere arkadaşlar. Allah'tan klimamız güzel. Gerçekten havayı böyle sürekli temizliyor. Dışarıdan e, yeni hava alıyor. <laughs> Ve aynı zamanda limonata yapmışlar. Bu da soğuktu bu da. Of ne kadar ekşiymiş. Evet sizin de canınız çekmiş olabilir. Siz de kendinize içecek bir şeyler alın ve devam ediyoruz. Şimdi. <laughs> Sözcük yapısında neleri sorduklarını söyledik zaten. Birazdan bunların ne olduğunu hep beraber bakalım. Şimdi. Basit sözcüklerde yapım eki yok. Çiçek. Yapım eki almamış. Mesela şu da yapım eki almamış. Okumak bir fiil. Şimdiki zaman eki. Okuyordu Şimdiki zaman hikayesi ek fiil değişikliği ki. Okuyordunuz şahıs eki. Bu hala basit bir fiil. Niye Yapım yapmak almamış? Ama okumaktan okutmak deyince bu türemiş bir fiil. Niye hocam? Çünkü yapım eki almış oluyor. Okumak başka şey, okutmak başka şey. Mesela kitap basit bir sözcük. Kitapçı türemiş bir sözcük. Kitap evi de bileşik bir sözcük. Bunu zaten biliyoruz. Çiçek, çiçekçi. Yayın evi, çek, yat, gökdelen bunların bileşik sözcük olduğunu biliyoruz. Bileşik sıfatlar var vatansever şair. Bileşik fiiller var. Mal etmek, kaybolmak, anlamca kaynaşmış olanlar var. Göz atmak, öngörmek gibi. Bir de kuralı bileşik fiiller var. Yazabilir, gidiverdi, dona kaldı, düşe yazdı gibi. Bu sayfada ya da üniversite sınavlarının en önemli kısım belki burası. Bence burası. Niye? Bunu her sene soruyor ÖSYM. Nedir hocam bu? Yeterlilik fiilinin olması. Bakın bu senede yüzde yüz yazıyorum buraya. Yüzde yüz soracaklar. Neden? Diyecekler ki bakın yüzmez ile yüzemez arasındaki farkı bilmeniz lazım sınava girmeden önce. Yüzmez basit bir fiildir. Yüzemez ise bileşik bir fiildir. Çünkü yüzmezin olumlusu yüzebilirdir. Yüzemezin olumlusu ise yüz, pardon yüzmezin olumsuzu yüzerdir. Çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Yüzmezin olumsuzu yüzerdir. Basit bir fiildir. Yüzemezin olumsuzu yüzebilirdir. Bileşik bir fiildir. Dolayısıyla buraya yazalım hatta hata olmasın. Yüzmez yüzer. Yüzemez yüzebilir. Bu yüzden bu bileşik bir fiildir. Bu basit bir fiildir. Sadece bir e harfiyle mesela şunun basit bunun bileşik olduğunu herkes bilir. Yani gösterin halanıza. Aa, evet evladım bu iki kelime. Ama burada e harf var. Durum değişiyor. Burası önemli. Şimdi olumsuzunda bunu soruyor. ÖSME çok seviyor. Bayılıyor. Son on yıl için üç kere sordu. Bir daha sorabilir. Şimdi dolayısıyla bu yeterli fiil olumsuzuna dikkat edin. Bunlar keko zaten. Anlamlarından belli. Şunu belki anlatım bozukluğuna sorabilir. Aa hemen gidiverdi. E zaten gidi gidiverdi demesin. O zaten tezlik anlamı katıyor ki bu gereksiz sözcük olur. Şimdi Yardımcı eylemle konuşan, oluşanlar neydi? Etmek, olmak, kılmak yardımcı. Mutlu etmek, hissetmek, affetmek, terk etmek, reddetmek, kaybolmak, mutlu olmak, razı olmak, namaz kılmak. Bunlar hep oluyor. Şimdi buraları gösterdik. Kökü biliyoruz. Sözcüğün isim kökü ya da fiil kökü olabilir. Hemen şöyle bir örnek gösterelim mesela. ÖSYM'nin soru sorularda. Başlangıçta kısa bir süre umutlarını kaybeden öğrenciler sınav sorularını yaptıkça yaptıkça başarıya ulaşacaklarını anlayabilirler. Şimdi bu bir sınavda yaşayacağınız bir anı esas anlatmaya çalıştım. Üniversite sınavına girdiğinizde de birkaç tane soru böyle bir eyvah olacak bir orası en önemli başlıkta zaten en baş önemli 5-10 dakika. Orada bir tane iki tane yapabildiğiniz soru yaptığınız zaman ondan sonra ya Allah bismillah yardırıp hepsini yapacaksınız inşallah. Şimdi bu üniversite sınavına çıkmış kelimelerden oluşturduğum bir cümle yani böyle saçma sapan cümleyi niye söylüyorum? Bu çıkmış ummaktan umut çıkmış mesela. Veyahut da baştan başlamak çıkmış, sormaktan soru çıkmış, ya da sınamaktan sınav, öğrenmekten öğrenci, işte ulaşmak, anlamak, yapmak, kayıp veyahut da işte sürmekten süre, kısmaktan kısa, baştan başarmak bunların hepsi önemli. E hocam ne oldu yani şimdi? Bu parçada yani bu cümlede sadece bir sözcü basitti. Diğerlerinin hepsi yapmak yanlış türemiş sözcükler. Hepsinde köklerini söylemiş olduk. Bunlar ÖSM'nin e sorduğu kelimeler. Bunu 2004'te sordu mesela. Bunu 3 farklı senede sordu. Önemli. Geldik buraya. Nereye geldik? Buraya geldik. İsim kök bir sözcüğün kökünün isim olması. Gözmek diyemiyorsun. Göz isim. Ama görmekten görüşmek bu bir fiil olmuş oluyor. Gövde de ÖSM bu kelime hiç kullanmamış ama yapım eki almış şey. Yani türemiş. İşçi zaten türemiş sözcük. İşlemek zaten türemiş sözcük. Bildirmek türemiş sözcük. Bilgi türemiş sözcük. Bunlara biz gövde diyoruz. Bunu gövdeden türemiştir diye sorarsa diyeceksiniz ki kardeşim mesela eee Nereden bulabilirim? Size hemen. Başlangıçta sözcüğü gövdeden türemiş. Niye? Bak. Baştan başlamak olmuş. Başlamaktan başlanmak olmuş. başlamaktan başlangıç olmuş. Yani zaten yapmak almışken bir daha yapmak almış. Kısa ise sadece gövde. Niye? Kısmaktan kısa diye yapmak almış. Sürmekten süre diye yapmak almış. Ummaktan umut diye yapmak almış. Sonra bir daha yapmak almamış. Bunlar gövde. Bu ise gövdeden türemiş diye belki böyle bir zorluk yapabilirler. Bu sayfa önemliydi. Bu sayfada bir soru yatıyordu. İnşallah anlamışsınızdır. Önce geçiyorum diğer sayfaya. Ekler. İsimden isim yapanlar, kitaptan kitapçı. İsimden fiil yapanlar, yaştan yaşamak, kandan kanamak, türden türemek, oyundan oynamak. Fiilden isim yapan ekler, bilmekten bilgi, sevmekten sevgi, duymaktan duygu, uyumaktan uyku. Fiilden fiil yapanlar, okumaktan okutmak, tanımaktan tanışmak, gelmekten e, gelinmek, işte üzmekten üzülmek, süzmekten süzülmek, işte ne bileyim yarmaktan yardırmak. İnşallah sizin sınavda yapacağınız şeyler çok güzel yapacaksınız. Çekim baktığımızda isim çekim var, fiil çekim var. Bu çok kolay zaten. Yani ee, öğrenciler geldiler. Buradakiler ismin sonuna gelmiş. isim çekim eki. Buradakiler fiilin sonuna gelmiş. Fiil çekim eki. Ama yazılışları aynı hocam. Ama farklı bak. Bu çokluk eki. Bu onlar geldiler. Şahıs eki. Anlaştık mı? Bu kadar basit. Şimdi hal durum ekleri. Belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma hal eki. Burası önemli. Bilhassa şu i'yi çok seviyorlar. Geçen sene de sordular. Söylüyorum saati çalınmış dersen buradaki iyelik eki olmuş oluyor. Onun saati çünkü bak onun saati. Ama saati e, verir misin dediğimizde veya saati söyler misin dediğimizde buradaki belirtme hali oluyor. Tamam belirtme durum eki oluyor. Hatta bu cümle evlerinde aslında da fark ediyor. Bak şimdi. Çalınmış yüklem kim çalınmış ne çalınmış? Saati özne. Verir misin yüklem kim? Sen verir misin? Neyi? Saati, nesne. Bak buradaki özne oluyor, buradaki nesne oluyor. Dolayısıyla bir ek birçok şeyi değiştirebiliyor. Anlamı değiştiği için. Tamlayan ekleri evin önü, masanın örtüsü. İlk eki esasında tamlanan eki, ikinci eki. Önü derken, örtüsü derken ikinci eki biz iyilik eki diyoruz. Yani onun saati derken bu iyilik eki oluyor. Çünkü tamlayan eki. Birincisi tamlayan, ikincisi tamlanandı. Duvar, işte boya duvarın boyası dediğimizde bu onun boyası diyebileceğimiz için iyilik iki almış oluyor ve tamların iki almış oluyor. Nerede çokluk orada yerler. evler, masalar, kitaplar. Tabii bu çokluk iki her zaman e, çokluk anlamı katmayabilir. Mesela seni dünyalar kadar özledim. Sabahlara kadar ders çalışıyorum. Terler içinde kalmıştım. Bu abartma anlamı katıyor. Veyahut da o Mehmet Beyler gelmiş. Bu saygı anlamı katıyor. Veyahut da bu ülke daha nice Mevlana'lar, Yunus Emre'ler yetiştiririz dediğimizde benzerlik anlamı katmış oluyor. Veyahut da işte ne olabilir? Başka ne olabilir? Ee, bu kadar. Başka anlam katmıyor galiba. Evet. Ha. Türkler diyoruz mesela burada millet anlamı katmış oluyor. Ee, bir anlam daha var diye onu şimdi hatırlayamadım. Türkler dedik. Ha şey olabilir. Ee, Ayşeler bugün bize gelecek. Orada da Ayşe Gül anlamı katmış oluyor ve yapmak olduğu için ayrılmıyor bakın. Ayşeler yarın bize gelecek. Hoş gelsinler. E, niye ayırmadın? Özellikle. Çünkü bu artık Ayşe Gül anlamı katmış oluyor ve bunu ayıramıyoruz. Devam edelim. Eşlik eki sınıfça, gönlümce diyoruz. Burası yine sınıfıma, sınıfıma göre, sınıfça yani gönlüme göre demek istiyoruz. Vasıta eki servisli hızla. Fiil çekimeklerini zaten kiplere geldi bize bir daha göstereceğiz. E, duyulan geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman, gelecek zaman, geniş zaman, şimdiki zaman, gereklilik kipi, istek kipi, işte şart kipi, emir kipi. Buradaki kipeklerini biliyoruz. Emir kipin ki yok bu arada. ekleri geldim, yazsak, çözeriz. Bir de hem isim hem fiil çekim eki olan ek fiil var ek fiilde zaten ek fiil konusuna gelince göstereceğiz. O da ne yapıyor? İsimleri yüklem fiilleri de birleşik zamanlı yapıyor. Şimdi hatta onu şöyle, şöyle gösterelim. Mesela diyelim ki ee, ne olsun mesela? Limon. Limon diye bir kelime yüklem olmaz. E, en sevdiği veya sevmedi bazı arkadaşlar rahatsız olabilir. En sevdiği şey limon dur dediğimizde limon dur dediğimizde buradaki dur ek fiil onu yüklem yaptı. Tamam. Veyahut da ben bir öğretmen. Sen öğretmen ama turist galiba. Ben bir öğretmenim dediğimizde bu ek oldu yüklem yaptı. Bunları bileceğiz. Ee, ama bir de fiilleri birleşik zaman yapıyor onu da bileceğiz. Mesela okuyor. Şimdiki zaman okuyordu şimdiki zaman hikayesi. Okuyormuş şimdiki zamanın rivayeti. Okuyorsa şimdiki zamanın şartı olacak. bunlarda da birazdan göreceğiz. Yani o hem fiil hem de isim çekmekler ekleri için onu burada göstermedik. Geldik sözcük türlerine. Yine bunlardan da nasıl sorduklarını söyledik. Çok kolay bir konu. Buradan da mutlaka e, bir soru gelirse kaçırmayın. Bilhassa da sıfatla zarfın arasındaki o, o ölümsüz aşkı mutlaka unutmayın. Şimdi. Şimdi bakın şuradan gösterelim. Şöyle kapatarak göstereyim. Nasıl göstereyim? Kağıtla kapatayım. Şuradan. Şöyle göstereyim. Bak şimdi şurayı kapatayım. Bak şimdi. Hatta şunu da şöyle kapatalım. Bunları şöyle kapat elimle. Şimdi bak şöyle kapattım elimle. Telefonu beğenmiş. Telefon isim, beğenmiş fiil. Sanatçılar konuşuyor. Sanatçılar isim, konuşuyor fiil. Kitabı okuyacaksın. Kitabı isim, okuyacaksın fiil. E, tamam, bunu biliyoruz zaten. Biz, yani Türk vatandaşlarıyorum telefon telefon isim, beğenmiş fiil. Şimdi isimlerin önüne sıfat getiriyorum. Bu telefonu beğenmiş. Bazı sanatçılar konuşuyor. Hangi kitabı okuyacaksın? Bak bu yeşile gösterdiklerim sıfat oluyor. İsmin önüne gelmiş. Şimdi fiillerin önüne de zarf getiriyorum. Telefonu çok beğenmiş. Sanatçılar güzel konuşuyor. Kitabı önce okuyacaksın. Bak. Dolayısıyla bu sefer de ne oldu? Fiillerin anlamını tamamlayan sözcükler zarf oldu. Bu ikisini kaldırınca demek ki sıfatla zarf işin esasında salatası. Telefonu beğenmiş. Bana ne? Bu telefonu çok beğenmiş. Bak cümle nasıl güzelleşti bir anda. Bazı sanatçılar güzel konuşuyor. Hangi kitabı önce... Bak böyle bir... Yani dolayısıyla sıfat kalp isim zarf kalp fiil mantığını unutmayın. Bunu çok seviyoruz hemen. Yani güzel konuşuyor zarf. Güzel bir ev sıfat. Boş konuşuyor zarf. Boş bir oda zarf. Burası önemli. Şey sıfat. Buraya geldik. Şimdi zamire baktığımızda ise burada şöyle bir durum var. Hani bu telefonu dedi ya bunu çok beğenmiş diyorsun. ...işaret sıfatı işaret zamirine dönüşüyor. Bazı sanatçılar dedin ya belgi sıfat. Bazıları güzel konuşuyor diyorsun. Belgisiz sıfat belgisiz zamire dönüşüyor. Hangi kitabı demişti ya soru sıfatı. Hangisini önce okuyacaksın deyince zamire dönüşüyor. Bunları zaten birazdan anlatacağız. Yani isim, sıfat, zamir, zarf bu kadar basit bir konu. Zamirler e, genellikle sıfatların ve daha çok isimlerin yerine geçiyor. Telefonun, sanatçıların kitabı yerine geçiyor. Sıfatlar isimlerin sevdalısı. Onları niteliyor da belirtiyor. Zarflar da fiillerin sevdalısı. Daha çok onları zaman bakımından, durum bakımından, yer yön bakımından, miktar bakımından, soru bakımından tamamlıyor. Şimdi isimleri zaten biliyoruz. İsim, özel isim var, cins isim var, soyut isim var, somut isim var. Bunları zaten sınavlarda sormuyorlar. Özel isim ve cins isim farkını yazım kurallarına soruyorlar. Somut soyutu anlam bilgisine soruyorlar. Tekili çokluk ekinde yani sular çokluk eki almış mı buradan soruyorlar. Topluluk adını hiç sormamışlar. İşte orman, sınıf, zümre, ekip bunlar topluluk adı oluyor. Zamirleri zaten söylemiştik. Bakın nasıldı zamirler? Şöyleydi. İşte Tonguç içeri girdi. Şimdi Tonguç özel isim. O içeri girdi. Şahıs zamiri. Kim içeri girdi? Soru zamiri. Biri içeri girdi. Belgisiz zamir. Şu içeri girdi. işaret zamiri ki saygısızlık insanlara kullanılmaz. E, diyebiliriz. Kendi içeri girdi. Dönüşlük zamiri olmuş oluyor. Bunların her biri Tonguç özel isminin yerine geçen ne olmuş oluyorlar arkadaşlar? Birer e, zamir oluyor. O kişi zamiri kim soru zamiri, biri belgisiz zamir, şu işaret zamiri, kendi de dönüşlülük zamiri olmuş oluyor. Tonguç oraya girdi. Bak bu işaret zamiri. Tonguç nereye girdi ya? Soru zamiri. Burada da işte ee, işaret ve soru yoluyla ismin yerine geçmiş oluyor. Bu sefer de bunlar zamir olmuş oluyor. Şimdi geldik bunu çıkardık. Pardon buradaydı devam ediyoruz. O zaman kişi zamiri, işaret zamiri, belgisiz zamir ve dönüşlülük zamirini çok seviyor ÖSEM'i. Ona da dikkat etmemiz lazım. Dönüşlülük zamiri, kendi sözcüğü. Sıfatları zaten biliyoruz. Çok son derece kolay. Hemen sıfatları da şöyle gösterelim. Mesela diyelim ki ne olsun? Bir tane tavşanımız var. Tavşan bir cins isim. Güzel tavşan dersek niteleme sıfatı oluyor. İyi tavşan, hoş tavşan dersek bir tavşan dersek veyahut da iki tavşan dersek veya birinci tavşan dersek sayı sıfat oluyor. Şu tavşan, öteki tavşan dersek işaret sıfat oluyor. Her tavşan veyahut da bazı tavşanlar ya da birkaç tavşan dersek belge sıfat oluyor. Nasıl tavşan veyahut da hangi tavşan, kaç tavşan, kaçı tavşan dersek de soru sıfat oluyor. Bu kadar basit. Burada esas dikkat etmemiz gereken bir sözcü. Bir sözcüğünle şöyle bir sıkıntı var. Bakın buraya dikkat edin. Sıfatlardaki bir sözcüğünde şöyle bir sıkıntı var sınıfta sadece bir kişi kaldı dersen buradaki bir sözcü ne olmuş oluyor? E, ee, sayı olmuş oluyor. Ee, onu bir sabah ziyaret edeceğim dediğimizde onu bir sabah ziyaret edeceğim dediğimizde buradaki bir ah kağıtmış. Bu bir belge Bir sabah yani. Hangi sabah oldu belli değil. Ee, güzel bir insan dediğimizde bir belgi sıfatı oluyor. Niteleme sıfatıyla kullanılan bir sözcü e, olmuş oluyor. E, ne olabilir başka? Ali ile Emre bir yaştalar dersek bu aynı yaşlar olduğu için ne olmuş oluyor? Yine e, niteleme sıfatı olmuş oluyor. Niye? Çünkü burada aynı anlamına gelmiş. Demek ki bir sözcü sayı sıfatı olabiliyor, belgi sıfatı olabiliyor. Niteleme sıfatıyla kullanılsa belgi sıfatı oluyor. Bunu turuncu ile yazdım. Bunu ÖSYM çok soruyor. E, ...buradaki belgisiz ama bir de tek başına yine aynı anlamına geldiği zaman niteleme sıfatı olabiliyor. Aynı zamanda bir sözcüğü e, bağlaç da olabilir, edat da olabilir, isim de olabilir. Mesela onun en sevdiği sayı birdir. Bu isim olmuş oluyor. Konuyu bir sen anladın, edat olmuş oluyor. Bir oyana bir bu yana gidiyordu, bağlaç olmuş oluyor. Onları birazdan edat ve bağlaç gelince göstereceğiz. Şimdi. Buraları aldık. Tamlamalar da geliyor zaten. Şimdi, ha. O zaman sıfatları da gösterdik. İşaret sıfatı bu ev, şu ev, öteki ev. Belgesi sıfat bazı insanlar. Her insan. Kimi insanlar? Sayı sıfatı işte bir kişi. Birinci kişi işaret, e, sıralama sıra sayı oluyor. Birer kişi birleştirme olmuş oluyor. Yarım ekmek kesir sayı sıfat olmuş oluyor. Soru hangi insan? Nasıl bir ev? E, kaçıncı soru? Bunlar da soru sıfat olmuş oluyor. Zarflarda ise bu sefer hani ortaya tavşan almıştık ya. Bu sefer ortaya bir... Fiil alacağız. Bir tane fiil bulabilirsem, boş kağıt bulabilirsem hemen alacağım. Bakayım. Boş kağıt verin bana. Allah bütün kağıttan aklım doldurmuşum. Ha yok, bunu doldurmamışım. bu isimdi. Bunlar da onun sıfatıydı. Alıyorum şimdi fiilim. Mesela bir tane fiil söyleyin siz bana. Ne olsun mesela? Ee, gidiyor diyelim mesela. Gidiyor. Burada bir ses olayı var mı? Var hocam. Kökü gitmek. T ünsüzmüş ama. Evet kafayı yedik. Devam edelim şimdi. Gidiyor. Hızlı gidiyor dersen durum zarf oluyor çünkü nasıl gidiyor sorusuna cevap veriyor. Dışarı gidiyor dersen yer yön zarf oluyor. Niye? Çünkü nereye sorusuna cevap veriyor. Her gün gidiyor dersen veya şimdi gidiyor dersen zaman zarfı oluyor. Neden? Çünkü zaman ne zaman sorusuna cevap veriyor. Ee, çok gidiyor, az gidiyor dersen bu sefer ne oluyor? Miktar zarf olmuş oluyor. Ne kadar gidiyor sorusuna cevap veriyor. Nasıl gidiyor? Ne zaman gidiyor? Veyahut da niçin gidiyor? Veyahut da niye gidiyor dersen bu seferde ne olmuş oluyor? Soru zarfı olmuş oluyor. Demek ki durum zarfı, yer yön zarfı, zaman zarfı, miktar zarfı, soru zarfı var. Bir de tabii ki daha ve en sözcükleriyle yaptığımız üstünlük zarflarına dikkat edeceğiz. Fiillerin anlamını durum bakımından tanımlıyorlar. Yer -yön bakımından, zaman bakımından, miktar bakımından ve soru bakımından tamamlayabiliyorlar. Şimdi mesela buradaki bu telefon işaret sıfatı. Bazı sanatçılar belge sıfatı. Hangi kitap? Soru sıfatı. Çok beğenmiş miktar zarfı. Güzel konuşuyor. Fiil anlamını durum bakımından tamamladığı için e, durum zarfı. Önce okuyacaksın zaman zarfı. Bunu işaret zamiri. Çünkü işaret sıfatını yana geçmiş. Bazıları belgesiz zamir. Çünkü belgesiz sıfatın yana geçmiş. Hangisini soru zamiri. Çünkü soru sıfatın yana geçmiş. Yani burası çok önemli. Bakın burayı şöyle bir daha göstermek istiyorum kapatıp. Şöyle bak. Bu telefonu bunu. Bazı sanatçılar bazıları. Hangi kitabı hangisini? İşaret sıfatları çekim eki alırsa işaret zamir olur. Belgi sıfatlar çekim eki alırsa belgisiz zamir olur. Soru sıfatları çekim eki alırsa soru zamir olur. Çünkü sıfatlar asla çekim eki almaz. Niteleme sıfatları çekim eki alırsa ne olur hocam? Onu da gösterelim o zaman. Niteleme sıfatlarını çekim eki aldıralım. Bak şimdi yazıyorum. Soğuk havalar gidiyor. Yani artık yaz geldi. Soğuk havalar. Veyahut da işte çalışkan öğrenciler ön sırada oturur. Çalışkan ...öğrenciler. Şimdi dikkat edin. Buradaki... ...soğuk sözcü bir sıfat. Hava ismini niteliyor. Çalışkan sözcü bir sıfat. Öğrenci ismini niteliyor. Soğumaktan soğuk demiş. Çalışmaktan çalışkan demiş. O zaman... ...soğumaktan soğuk dediğimize göre... ...bu yapım eki almış. Çalışmaktan çalışkan dediğimize göre... ...bu yapım eki almış. Çekim eki almamış. Ama... ...eğer... ...soğuklar deseydi... ...artık bu adlaşmış sıfat oluyor. Eğer çalışkanlar deseydi bu adlaşmış sıfat oluyor. Neden hocam? Çünkü sıfatlar çekim eki almaz. Sıfatlar önlerindeki ismin çekim ekini alırsa adlaşırlar. Adlaşmış sıfat olurlar. Burası önemli. Bu da gördüğünüz gibi kağıtlar düştü. Bu da gördüğünüz gibi bu sözcüğü çekim eki aldı bunu. U'yu aldı bunu oldu. Ları aldı bazılar. I'yı aldı hangisini? Artık sıfatlıktan çıktılar. Bunlar zamire dönüştü. Edatlara bakalım edatlar önemli. ÖSYM daha çok edatları hepsini bitirdikten sonra edatların üzerine odaklanıyor. Edatlar ilgeç diye adıyla anlam ilgisi kuruyor. Bağlaçlar da bağlıyor. Gibi, için, e göre, e kadar, sanki, üzere, sadece, e doğru, e karşı, edek değil mi? Bunlar en çok sınavlarda karşımıza çıkan edatlar. Ve bunlar her zaman edat. Mesela her zaman edat ne demek hocam? Güzel sözcü, güzel sözcü her zaman sıfat değildir. Güzel ev dersen sıfattır. Ama güzel oynuyor dersen zarf olur. Ama sen sözcü her zaman zamirdir yani. Sen zamirdir. İşte gibi sözcü her zaman edat. Rahatlıkla yapabiliriz. Ama ile sözcü bazen edat bazen bağlaç oluyor. Eğer işte Ali ile Can gitti dersen Ali ve Can gittiği için burada bağlaç oluyor. Çünkü ile ne olduğu yere B koyabiliyoruz. Ama Ali arabayla gitti dersen bu sefer bunun olduğu yere V koyamadığın için ne ile kimin anlamı kattığından edat olmuş oluyor. Ancak ve yalnızın olduğu yere fakat koyabiliyorsan bağlaç oluyor. Fakat koyamayıp sadece koyuyorsan bu sefer edat oluyor. Mesela bu soruyu yalnız Ali çözer dediğimizde yalnız sadece anlamına kattığı için edat oluyor. Ancak Ali çözer dediğimizde sadece anlamına kattığı için edat oluyor. Ee, sadece Ali Çözer dediğimizde edat oluyor. Tek Ali Çözer dediğimizde edat oluyor. Bir Ali Çözer dediğimizde edat oluyor. Bunların her biri edat. Bu soru bir Ali Çözer. Sadece Ali Çözer. Ancak Ali Çözer. Ama şuraya bakalım. Seninle gelirim. Yalnız eve ne diyelim mesela erken dönerim diyelim. Şimdi seninle gelirim ama eve erken dönerim. Yalnız eve erken dönerim. Ancak eve erken dönerim. Seni gelirim de eve erken dönerim. Seni gelirim. Ee, lakin eve erken. Bunların hepsi de bağlaç olmuş oluyor. O zaman ancak sözcüğü sadece anlamına gelirse edat. Fakat anlamına gelirse bağlaç. Yalnız sözcüğü sadece anlamına gelirse edat. Fakat anlamına gelirse bağlaç. Yalnızla alakalı bir ses bilgisi dediğim ise... yalından yalnız. Burada ünlü düşmesi olmuş arkadaşlar. Bak ı'yı düşürüyorum. Hop yalnız. Gördünüz mü? Yalın var ya ellerine sağlık. Şimdi geldi buraya tamlamalara. Tamlamalara konusuna baktığımızda arkadaşlar, buradan ÖSM sormayı çok seviyor. Son beş yılda beş kere sormuş yoktu, üç kere sormuş, yeniden sorabilir. İsim tamlamaları, iki isim var. Birincisi tamlayan, ikincisi tamlanan. Tamlanan, tamlayan şu soruları soruyor. Ne? Neyin, kimin? Bak, kapı. Neyin kapısı? Kimin kapısı? Sıfat tamlamalarında ise tamlanan, tamlayana nasıl, hangi kaç sorularını soruyor? Mesela şöyle örnek vereyim. Diyelim ki duvar sözcüğü. Duvar sözcüğü. Buraya da duvar yazıyorum. Şimdi neyin duvarı? Okulun duvarı diyorsun. Bak okulun duvarı diyorsun. Bu isim tanıması oluyor. Ama nasıl duvar? İşte ee, renkli duvar diyorsun. Bu sıfat tanımlaması oluyor. Veyahut da şu duvar diyorsun. Hangi duvar dediğin için. Bu sıfat tanımlaması olmuş oluyor. Şimdi burada şu çok önemli. Okul kapısı derken bu belirtisiz isim tanıması. Çünkü sadece tamlanan ne kalmış. Okulun kapısı derken bu belirtili isim tanıması. Çünkü hem tamlanan hem tamlanan ne kalmış. Okulun kapısının artarı derken de bu zincirleme isim tanıması. Çünkü üç tane isim birbirine bağlanmış. Sadece belirtili isim tanıması araya sözcük girebiliyor. Mesela okulun renkli kapısı. Veyahut da sadece belirtili isim tanımasına tamlayanla tamlanan yer değiştirebiliyor. Kapısı bozulmuş da okulun diyebiliyorsun. Okulun renkli kapısı dediğimizde sakın onu sıfat tanımasıyla karıştırmayın. Arasına sıfat gelmiş isim tanımlaması. Başarılı okul dediğimizde bu bir sıfat tanımlaması. Nasıl okul? Hangi okul? Şu okul. Hangi okullar? Bazı okullar. Kaç okul? İki okul. Bu soru yoluyla da yine soru sıfatı olabiliyor. Dolayısıyla sıfat ve isim tanımasında şu kısmı kullanmanız yeterli. Yani şurayı kapatıyorum tekrar. Ne? Neyin? Kimin? İsim tanımasını bulduruyor nasıl hangi kaç sıfat tamlamasını bulduruyor. Geldik buraya. Fiilleri. Artık yavaş yavaş konularımız bitiyor. Zaten en zor konuları bitirdik. Anlam bilgisini, sözcükte yapıyı, yazım kuralları, noktalama şartlarını bitirdik. Bu parçanın oradan hangisi değildir? Bunları göstermiştik. Şimdi gelin sorularda nasıl olacak onu bir bakalım. Şimdi fiiller bu 83 öğesinde çıkan bir sorudan dolayı hep bunu gösteriyorlar ama bu hiç çıkmamış. Çünkü bunu artık biz fiil çatısına görüyoruz. Durum fiili yanına onu gelebilir. Onu okumak diyebiliyorsun. Onu tanımak, onu sevmek, onu görmek. Eee... Pardon bu durum değil kılıç olacak. Burayı yanlış yazmış arkadaşlar. Kılıç fiili. Kılıç fiili olacak. Burayı, buraya dikkat edelim. Burasını mutlaka not alalım. Şurayı evet. Şeyde pdf'de düzeltelim. Onu gelebilir. Onu tanıyor. Yani onu kılıyor hani namazı kılıyor gibi. İşte onu arıyor. Onu seviyor. Onu içiyor. Bak bu çaktırmadan içiyorum. Onu içiyor. Ama durum fiillerine onu gelemez. Onu durdu diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Onu dinleniyor. Manyak mısın sen? İşte onu uyuyor. Ne ya delirdin mi? Böyle bir şey olmuyor. Onu durdu diyemiyorsun, onu kılıç diyemiyorsun. Onun fiili de değişimi diyor. Büyümek, uzamak, kızarmak, morarmak, sararmak falan filan. Fiillere baktığımızda bir haber kipleri var, bir de dilek tasarlama kipleri var. Şimdi haber kipleri belirgin bir zaman anlamı içeriyor. Dilek kipleri ise belirgin bir zaman anlamı içermiyor. Yani tam anlamıyla zaman belli değil. Geniş zaman, gelecek zaman olabilir. Mesela ...geldi görülen geçmiş zaman. Gelmiş. Ben de başkasından duydum. Duyulan geçmiş zaman. Geliyor. Şu anda geliyor. Hatta burada mekte mekteki de var. Gelmekte. O şu anda gelmekte. Hoş gelsin. Gelecek zaman. Bunu biliyoruz zaten. Yeni zaman gelir. Bu... ...işin e, yapılışı... ...söylenişinden önce. Burada işin yapılışı ve söylenişi aynı anda. Burada işin yapılışı... ...söylenişinden sonra. Yani e, işin söylenişi... yapılışından önce. Mesela gelecek diyorsun ama daha gelmemiş... Geniş zamanda ise e, elimi sürekli vurgulanıyor. Gelmeli olasılık ya da gerekli gereklilik anlamı katıyor. Mesela o eve erken gelmeli. Bu gereklilik anlamı katıyor. Ama o, o, dün buraya gelmiş olmalı. Bak bu olasılık anlamı katıyor. İstek gibi en zoru geleyim gel burası önemli. Yani buna dikkat edin. Sakın sakın fil kiplerini bulurken anlamına bakmayın. Aldığı eke bakın arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Gelse şart gibi emir gibi de gel veya gelsin diye o gelsin diyebiliyoruz. Bakın şimdi. Keşke gelsin. lütfen verir misin? Yani kitabı verir misin? İşte ee, başkan olabilir. İşte lütfen yine lütfen diyorum. Lütfen uzatınız. Bunların hiçbiri istek gibi değil. Keşke gelse diyor hocam ama olsun. S2 aldığı için şart gibi. Lütfen verir misiniz? Lütfen şu kitabı verir misiniz? Bakın ne kadar istiyorum. Bana ne? Geniş zaman kullandın. Lütfen uzatınız. Aa ne kadar da kibar bir çocuk. Ne güzel istiyor. Hayır. Uzatınız emir gibi esasında. Çünkü uzat uzatanız uzata demiyorsun yani. Dolayısıyla biz artık istek birini fazla kullanmadığımız için günlük hayatta kulağımıza biraz ters geliyor mesela. Kolay gele. He? Kolay gelsin diyoruz biz. Emir kibi veriyoruz. Kolay gelsin der gibi. Aslında hayır. Ama biz ee, anlam kayması olmuş. Hani Allah ne muradınız varsa versin dedi ve çarpıldı. Niye? Çünkü emir kipi kullandı. Hayır çarpılmıyor. Niye? Orada esasında Allah ne muradın varsa vere demek istiyor yani. Ama o anlam kayması olmuş. Dolayısıyla istek kipine yıldız koyarım dikkat edin. Öyle at gözü takacaksınız. Diyeceksiniz kardeşim aldığı eke bakarım ben. Burada isterse yalvarsın. Burada geniş zaman var. Yalvarsın. Burada şart kipi var. Yalvarsın. Burada emir kipi var. Ben E-A'yı görmezsem istek kipi var demeyeceğim. Geldik buraya. Anlam kayması fiilin çekimlerinden ekipten farklı bir anlam taşıması. Yarın geziye gidiyoruz. Yarın geziye gideceğiz demek istiyor. Mehmet her gün spor yapıyor. Her gün spor yapar demek istiyor. Nasrettin Hoca tümünün karşısına çıkar. Çıkmış demek istiyor. Peki bu kötü bir şey mi? Hayır. Anlatım bozukluğu mu? Hayır. Türkçenin bir zenginliği. Fiilin çekimlerinden ikiden farklı bir anlam taşıması. Aynı az önceki benim. Kolay gelsin. Aslında kolay gele demek istiyor. Ek fiile baktığımızda ise cümlenin yüklemi fiil değilse yani yüklem isimse kesinlikle fiil var. Yüklemi fiilse birden fazla kipeki almış gibi duran şeylere bakacağız. Mesela mu mutluydu, mutluymuş, mutluysa mutludur. Bunlar isimleri yüklem yaptığı şeyler. İsimleri yüklem yapmaktan kastınızı. Şimdi bir turist gelse buraya ne der? Ben bir öğretmen der. Veyahut da size ne der? Ben, ben turist olmuşum. Ben bir öğretmen. Sen bir öğrenci çocuklar. Beni dinliyorum. Böyle turist gibi konuşur mesela. O bir doktor. Böyle konuşur. Tamam mı? Şimdi veyahut da dün çok mutlu. Ne diyorsun abicim sen? Ne anlatıyorsun sen ya? Sultanahmet'e gitsen. Bak ben bir öğretmenim deyince yüklemi koyuyorsun. Oh rahatladım. Ben bir öğretmenim. Sen bir öğrencisin. Oh tamam şimdi Türk oldu. O bir doktordur. Ki bu düşüyor. Biz Türkler maalesef trafik kurallarına uymadığımız gibi dil bilgisi kurallarına da uymayabiliyoruz. Bu düşebiliyor. Dün çok mutlu du diyorsun. Oh Tamam. Şimdi bak. Burada bu turuncuyla gösterdikleri Mac fiil. Bu aynı İngilizce'deki şey gibi hani. Mesela I a teacher. I am diyorsun yani. Hani, yani neyse oraya girmeyelim. Şu anda anladınız mı? Bu çok önemli bir şey. Yani İngilizce'de emizarı kullanmamak kadar önemli bir şey bu yani. Ama kullanmıyoruz biz. Üçüncü tekil şahısta. O zaman bunu sormuş. 98 ÖYS'de sormuş ek fiil üçüncü tekil şahısta kullanılmayabilir. Hangisinde kullanılmamıştır demiş. Doğru cevap da yükünden dallara eğilmiş elma ağaçları bir başka güzelliği bu bahçelerin demiş. Yani bu bahçelerin bir başka güzelliğidir demek istemiş. O diri düşürmüş. O zaman bunu bir tekrar sorabilir bir. Üçüncü tekil şahıs ek fiil düşebiliyor. Ama ek fiilin ne olduğunu anladınız mı? Yani cümlenin ismini cümledeki bir ismi yüklem yapıyor. Olmazsa olmaz yani. Ben bir öğretmen. He? Ne diyorsun ya? Ben bir öğretmenim dedin rahatladı. Bak yüklem oldu. Şimdi. Nereye geldi? Pardon. Buraya geldiğimizde fiilleri bileşik zamanlı yapıyor. Gelmişti duyulan geçmiş zaman hikayesi. Gelecekmiş gelecek zamanın rivayeti. Geldiyse işte e, görülen geçmiş zamanın şartı. Bu da fiilleri bileşik zamanlı yapıyor. Yani oku bu emir gibi. Okuyor şimdiki zaman. Okuyordu şimdiki zaman hikayesi. Okuyormuş şimdiki zamanın rivayeti. Okuyorsa şimdiki zamanın şartı. Bunlar dolayısıyla bileşik zamanlı fiiller olmuş oluyor. Geldik buraya fiilimsiler. Filmler zaten dünyadaki en kolay konu seçildi geçen sene. Neden? Yüklemi bul, geriye kalanlardan mağ alanlara dikkat. Et. En kolay konu ama hatırlar mısınız videomuzda en başında, hani bir yıllar önce başladığımızda hani Tonguç kardeşini sinemaya götürdü demiştik. Orada ne kadar önemliydi filmsi. Filmsin olduğu cümle birleşik cümle oluyordu. Olmadığı cümle basit cümle oluyordu. Filmsinin olduğu ee, olduğu cümlede cümlenin öğeleri çok sapıtıyordu böyle. Çok dikkatli ayırmak gerekiyordu. Mesela yeni nesiller kitap okumayı çok seviyor. Seviyor yüklemini bulduğun Nasıl buldun hocam sen? Yüklemi pat diye buluyorsun. Sonraki kelime mi? Hayır. Yüklem olmazsa olmaz olan kelimedir. Yani esasen lokomotiftir. Bunu her zaman bu veriyorum. Bir kez daha vereceğim. Şimdi bir tren düşünün. Bu vagon. Bu tek başına gidemez. Bir vagon daha koydun. Bu da tek başına gidemez. Bir vagon daha koydun. Bu da tek başına gidemez. Bakın çok basit bir şey anlatıyormuş şimdi duruyor ama Türkçenin temelini anlatıyorum size. Yani bunu anlarsanız bütün soruları yaparsınız. Bu ne? Bunlarla gitmiyor bak tren. Aynı şunun gibi mesela. Tonguç yarın kardeşini Bakın. Bitmiyor cümle. Ee, sinemaya en başta verdiğim öne bir kez daha Sinemaya bak hala hala vagon veriyorsun hocam. Bana lokomotif ver. İşte lokomotif geldi. Loko lokomotif koyduk buraya. Tamam. Dumanları da çıktı. Sinemaya götürecek deyince ne oldu? Artık yüklem var. Artık lokomotif var. Lokomotif olmazsa tren gitmiyor, yüklem olmazsa cümle gitmiyor. Hocam bunu niye anlatıyorsunuz? Biz mantı muyuz? Hayır. Bunu neden anlatıyorum? Şimdi filmsiyle fiil arasındaki farkı göstermek için anlatıyorum. Ve cümle öyle arasından daha önemini önemli göstermek için. Tonguc'un yarın aynı cümleyi bir daha yazıyorum ki iyi canlayın diye. Kardeşini sinemaya götüreceğini. Al hadi. Burada şimdi lokomotif var mı yok mu? Söyleyin bana. Anladıysanız şu anda süper anlamışsınızdır. Tonguc'un kardeşini yarın sinemaya götüreceğini. <laughs> lokomotif yok. Tren gitmez. Lokomotif yok burada. Tonguc'un yarın sinemaya götüreceğini dediğimizde lokomotif yok. O zaman Tonguc'un yarın kardeşini sinemaya götüreceğini duydum deyince duydum deyince ne oluyor aa şimdi rahatladım işte lokomotif geldi. O zaman bu filmsi esas ezik bir şey yani. Yüklen falan değil. Filmsi böyle takılıyor. Burayı öğrenip fıt fıt diye arıyoruz. Bak tonguç götürecek, yarın götürecek. Kardeşin götürecek. sen bak her bir lokomotif yani bu vagon Birinci vagonu buraya alabilirsin. ikinci vagonu buraya alabilirsin. Üçüncü vagonu buraya alabilirsin. Dördüncü vagonu buraya alabilirsin. Sadece birinci vagonla kalkabilir tren. Yani lokomotif ve birinci vagon. Sadece ikinci vagonla kalkabilir tren. Sadece dördüncü vagonla kalkabilir tren. Yani Tonguç götürecek diyebilirsin. Kardeşini sinemaya götürecek diyebilirsin. Tonguç sinemaya götürecek diyebilirsin. Bunların her biri bağımsız birer vagon. Ama burada ise tek bir vagon var. Tonguç'un kardeşini yani sinemaya götüreceğim. Çünkü burayı bölemezsin. Tonguç'un duydum, yarın duydum, sinemaya duydum diyemez. Burası tek bir lokomotif. Tek bir vagon, özür dilerim. Dolayısıyla bunu bölemezsin. Bakın burası çok önemli. Bu basit cümle, bu bileşik cümle. Bu öylere böyle ayrılır, bu öylere böyle ayrılır. Ve ÖSME bunu çok sormuştur. Ben böyle basit bir örnekle sordum diye sakın sakın <laughs> demeyin. Çok önemli. Geldik buraya. Ee, sanatçıyla karşılaşan... Ha, pardon, seviyor yüklemini bulduk, tamam. Gerek alanlarda muameleki alanlara bakıyoruz. Yeni nesiller kitap okumayı çok seviyor. Okumayı, okumamayı. Sanatçıyla karşılaşan gençler heyecanlandı. Heyecanlandı yüklem. Karşılaşan, karşılaşmayan. Ayakkabılarını giyip bakkal ekmek almaya gitti. Gitti yüklem. Giyip giymeyip ekmek olmuyor. Almaya almamaya olabiliyor. Bak bazen... E, bunlar kalıcı isim halinde gelebiliyor. Mameyki alamıyorsa. Dolma, zeytinyağlısı bilhassa. E, ekmek, görüş, görmekten... Gö Bunların her biri artık kalıplaşmış yani. Veyahut da işte dondurma. işte ne olabilir? İşte... E, dondurma, işte danışma, deneme. Bunlar artık kalıplaşmışsın. Bunları biz... Mamenki alabiliyorsa film seviyoruz? Alamıyorsa isim diyeceğiz. Şimdi sıfat fiillere baktığımızda isim fiiller mayışmak ekini alıyor. Mesela kitap okuma derken bu isim fiil eki oluyor. Anası mezar dikecekmiş sıfat fiil. Karşılaşan gençler bak. An eki almış. Karşılaşan gençler. Sıfat görevini kullanabiliyor. Çalışan öğrenciler. Adlaşmış sıfat olabiliyor. Çalışanlar. Bak niye? Sıfatlar çekim eki alamıyordu bak. Çalışan yapım eki almış. Çünkü film sekleri yapım eki. Ama şuradaki çekim ekini alınca adlaşma sıfat alıyor çalışanlar. Kalıcı isim haline gelebiliyor. Dolmuş, giyecek, çağlayan, döner. Bunlar artık kalıcı birer isim olmuş. Niye? Çünkü bunların mamek alma ihtimali yok. Zarf fiillerde yükleme sorulan nasıl veya ne zaman sorusuna cevap veriyor. Nasıl çalışıyor? Ölesiye çalışıyor. Ölesiye, ölmeyesi. Ne zaman haber verin? Film başlayınca başlamayınca haber verin diyebiliyoruz. Burada çok önemli. Sıfat fiillerin ve isim fiillerin eklerini ezberleyin. Geri kalanlar zarf fiil oluyor diyebiliriz. Bağlama görevi de yapabilir. Çantasını alıp evden çıktı. Çantasını aldığı virgül evden çıktı diyeceğine çantasını alıp evden çıktı diyebiliyoruz. Geldik cümlenin ögelerine. Şimdi cümlenin ögelerinde bazen öge dizilişini soruyorlar. Bazen öge sıralanışını soruyorlar. Bazen işte direkt veriyorlar. Bazen yer tamlısı hangisi yoktur gibi 2019 yaptılar. Bir tane sözcük türleriyle birleştirdiler. Bazen de ögelerin doğru sıralanışı nedir şeklinde sorabiliyor. Şimdi bu soruları gelin yapabilmek için taktiklerimize bakalım. Birazdan da bu sorulara geri dönelim. Şimdi kesin buradan soru gelecek bir kere. Yöntemimiz yöntle başlıyor. Önce yüklem, sonra özne, sonra nesne, sonra tüm neşeleri buluyoruz. Tüm soruları yükleme soruyoruz. Yani lokomotife. Ve asla neyin kimin sorularını kullanmıyoruz. Çünkü neyin kimin soruları tamlamayı böldürür. Yani az önce vardı ya şuradan. Kimin götüreceğini duydum. Tonguç'un. Kimin diye bir soruyor ki? Bu Tonguç'un götüreceğini diye bir tamlama var. Inının ısı. Aradaki tamlamadan dolayı burayı bölemiyorsun zaten. Kimin götüreceğini duydun? Tonguç'un. Hangi öğe? Öyle bir öğe yok. Kimin neyin soruları kullanılmıyor. Sorulmaz. Deyimler, tamlamalar, birleşik fiiller bölünemiyor. Fiilimsi içeren kelime gruplarına dikkat ediyoruz. Devrik cümleleri ve dizileri düz cümle haline getiriyoruz. Ve isim cümlelerinde genelde nesne yer almıyor. Bu da önemli. Niye genelde yer almıyor? Çünkü şundan dolayı bakın. Göstereyim. Mesela. Buraya bakın şimdi. İşte Tonguç dinliyor diyelim tamam mı? burası belli. Dinliyor fiil yani yükleme fiil ve birazdan cümle ögelerine ayırırken dinliyor yüklem Tonguç özne diyeceğiz. Tonguç öğrencidir diyelim. Şimdi öğrencidir. Şimdi dikkat edin bakın. Öğrencidir yüklem Tonguç özne. Dinliyor yüklem Tonguç özne. Bu arayı neden boş bıraktınız? Çünkü fiil olduğu nasıl durum değişiyor? İsim olduğu durum nasıl değişiyor? Görün bak şimdi. Tonguç e, Türkçe dersini dinliyor diyebilirsin. Bak nesne alabiliyor. Tamam mı? Tonguç Türkçe dersini okulunda dolaylı tümleç alabiliyor. Tonguç Türkçe dersini okulunda dikkatlice dinliyor. Bak zar tümleci de aldı. Yani dinliyor fiili bir öğe aldı nesne. Bir euro aldı ...dolaylı tümleç. Bir euroya daha aldı zar tümleç. Yani zar tamleç aldı. Buraya kadar şey tamam. Şimdi şuraya bakalım. Tonguç Türkçe dersini artık siyah yazacağım. Çünkü bunlar bölemeyeceğiz. Bak şimdi Tonguç Türkçe dersini öğrenciler olmuyor. Tonguç Türkçe dersini okulunda öğrencidir. Dikkatlice Allah Allah. Olmuyor. Burayla bağlantı kuramıyorsun. Demek ki... Belirtili nesne. Dolaylı tümleç. Alamıyor yani. Dikkatli dinleyen bir öğrencidir diyelim. Bak şimdi rahatladı. filmsi geldi bizi kurtardı. Tonguç. Türkçe dersini okuluna dikkatli dinleyen bir öğrencidir. Hah. Burası yüklem oldu. Yani... Sen nasıl dinliyor diye fiile sorabiliyorsun ama nasıl öğrencidir dediğin zaman bu onun nasıl öğrencidir? Türkçe dersini okulda dikkatli dinleyen bir öğrencidir. Bu onun sıfat anlaması yapıyor. Dolayısıyla burası bütünüyle yüklem oluyor. Bakın şu an çok önemli bir şey anlattım. İnşallah ee, anlatabilmişimdir. Şimdi burası bütünüyle sıfat tamlaması olduğu için bölünemiyor. Bu dinleyen sıfat fiili sıfat fiil grubu oluşturuyor. Burada ise dikkatlice dinliyor Zart anlayıcısı. Okulunda dinliyor. Dolaylı tüm Türkçe dersini dinliyor. Belirtili nesne. Diyebiliyorsun. Bakın gördünüz mü? Yine filmsi nasıl işi pislik yaptı. Ve burası sıfat tanımlı bölümü. Biz buradan ne anlıyoruz? İsim cümleleri yani yüklem isim olan cümleler genellikle özne yüklemle oluşur. Böyle çok zordu. yani. Zarf tanımlayıcılığını sormuşlardı 92'de bir kere. Onu da birazdan göstereceğim. Ama genellikle zaten yüzde yüz nesne alamaz. Yüzde nesne yani. Öğrencidir. Neyi öğrencidir? Kitabı öğren. Böyle bir şey olmuyor zaten. Nesne alamıyor. Şimdi bir tek zarf tanımlayıcısı alabiliyor. Onu göstereceğim birazdan. Ama Gördünüz mü? Bak burada pıt 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 oldu. Burada bölemedik. O yüzden isim gördüğün zaman şöyle diyeceksin. Aha aha aha. Burada bir pislik var diyeceksiniz. Fil gördüğün zaman fazla korkmana gerek yok. Yani bir şekilde öyle ayırabilirsin. Şimdi bunu aldık. Bunu birazdan çözeceğimiz için tekrar buraya aldık. Tamam. Şimdi ee... Deyimler, tanımalar bölünemez dedik. Filim hani isim cümlelerinde genelde nesne yer almaz. Genel değil, asla nesne yer almaz. Bazen al alabiliyoruz. Hep. Çok zor bir örneği var. Onu da sormazlar ama öyle bir e, örneği var. Onu da sormayacaklar için nesne yer almaz diyebiliriz. Şimdi, bütün sorular yükleme soruluyor. Kim ve ne soruları özneyi, kimi neyi belirtili nesneyi, ne belirttiği nesneyi. Hocam iki tane aynı neye var. E, burada önce yüklemi, sonra özneyi buluyorsun. Yüklemi bulduktan sonra, özneyi bulduktan sonra bir daha nesne için neyi kullanabilirsin? Mesela, Ahmet kitap aldı. Ahmet Özne ne aldı diye bulabilirsin ondan sonra. Eddenli sorularla yer, dolaylı tümleci ki yer tamlı ifadesini geçen, geçen sene de kullandı ÖSYM. Ne zaman nasıl niçin, ne için neden ne kadar nereye sorularıyla zar tümlecini. Ne ile kiminle ile de edat tümlecini buluyoruz. Burada nereye sorusu önemli. Bunu e, zarf konusuna geldiğimizde de söyleyecektik. Bir kez daha söyleyelim. Şöyle. Bakın şimdi. Tonguç bu çıkmış. 2003'te sormuşlar bunu. Tonguç dışarı çıktı dediğimizde burası zarf oluyor. Ve zarf tümleci oluyor. Tamam mı? Ama Tonguç dışarıya çıktı dediğimizde Tonguç dışarıya çıktı dediğimizde bu E hali aldığı için bu isim oluyor. Ve cümle ögeleri açısından da dolaylı tümleç oluyor arkadaşlar. Anladınız mı? Niye? Çünkü E eki almış. İkisi de nereye soru söylüyor? Tonguç nereye çıktı? Dışarı. Tonguç nereye çıktı? Dışarıya. E aynı şey hocam. Ama bir E hal aldığı için hatta ÖSM 2003'te bunu şöyle söylüyor. Yer yön belirteşleri e, aldığında isim olur. Aşağıdakilerden hangisi de bu örneklendirilmiştir diye. Doğru cevap da dışarının gürültüsü. Yani yer yön belirteş tam yön falan böyle bir şey anlatıyor da korkmanıza gerek yok. Zaten bir tane yer yön belirteci vardı seçeneklerde. Onları atka yapabiliyordum. Sadece Yarıyom belirteçleri çekim eki aldığında isim olduğunu unutmayın. Geldik buraya. Ne ile kimle edat tümleci de buraya dedik? Geldik. E, ha pardon. Bunu gel gelme bir dakika sakin. Şu tren çizilsen şu soruları gelin yapalım beraber. Hadi bakalım şimdi. Yapılandırıcı dil yaklaşımına göre dinleme gelişimsel ve etkileşimsel bir süreçtir. Bak şimdi yüklem isim. Eyvah! Bir süreç, etkileşimsel bir süreç, gelişimsel etkileşimsel bir süreç. Ne gelişimsel ve etkileşimsel bir süreçtir? Dinleme. Neye göre? yapılandırıcı dil yaklaşımına göre. Devam ediyoruz. Dinleme becerisi geliştirilmesi için etkinlik önemli bir unsurdur. Unsurdur. A yine isim. Bir unsur önemli bir unsurdur yüklem. Ne önemli bir unsurdur? Etkinlik. Niçin? Dinleme becerisi geliştirilmesi için. Edat tümleci özne yüklem. Edat tümleci özne yüklem. Bak demek ki ne için? Veya da zarf tümleci diyebilirsin. Fark etmez. Öğlen dizisi bakımından bununla aynı. Zaten edat tümlecini bir kere 2004'te sordular. Bir daha hiç getirmediler karşımıza. Bu parça numaralandırılmış cümlenin hangisinin öge sıralanışı? Bu şekilde. Bakalım. Geçmişe ait düşünceler ve inançlar gibi birçok önemli şeyler hemen hemen hiç iz bırakmadan yitip gidebiliyor. gidebiliyor. yüklem. Ne gidebiliyor? Geçmişe ait düşünceler ve inançlar gibi birçok önemli şeyler gidebiliyor. Nasıl gidebiliyor? Hemen hemen hiç iz bırakmadan yitip gidebiliyor. Özne zartmacı nez, yüklem. Bu kadar basit. Burayı niye ayırmadınız hocam? Şurası niye böyle bir bütün oldu? Çünkü bu sıfat tanımız. Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın kendisini yaşarken öldürmüyor mu? Öldürmüyor mu yüklem? Kim? Sırf kendi için okuyan bir aydın. Sırf kendi için gezen bir aydın. Sırf kendi için eğlenen bir aydın. Özne. Yani bir aydın öldürme. Kimi? Kendini belirtilmesine yaşarken de zarf Yer tanrısı hangisi yoktur? Bunu zaten çıkmış soruda mutlaka çözün arkadaşlar. Zaten 2019'un şöyle göstermek istiyorum. 2018'in sorularını, 2017'nin 2016'nın sorularını en azından paragraflarını çözmediyseniz e, bile dil bilgilerini çözün. Sosyal bilgilerini çözün lütfen. Yani bunu 30 yere söyledik. İnşallah yapmışsınızdır zaten. Şu anda hocam boş konuşuyorsunuz. Çözdük diyorsunuzdur. Tebrik ediyorum size. Bu sırada zaten görmüşsünüzdür. Modern şehir hayatının günü... Burada Edat'ı soruyor mesela. Cevap Edat'la bağlaçla alakalı bir soru. Ögelerin doğru sıralanışı nedir? Modern şehir hayatının günü içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan ve kişileri binlerce mesaja maruz bırakan yapısı insana daha önce deneyimlemediği bir uyum sürecini dayatıyor. Bak dayatıyor yüklem. Kim dayatıyor? Modern şehir hayatının günü içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunda kılan ve kişileri binlerce mesaja maruz bırakan yapısı. Hocam yuh Niye böyle? E çünkü filimsiler var. Filimsi'nin yani olduğu yerde her zaman bir sıkıntı vardır. Böyle bağlar birbirine. Kime e, dayatıyor? İnsana dolaylı tümleş. Nasıl dayatıyor? Daha önce neyi dayatıyor? Daha önce deneyimlemediği bir uyum sürecini. Bu da nesne. Özne insana nesneyi dayatıyor. Cümle ne öyle oluyor? Geldik buraya. Demek ki şu önemli yani şöyle şu uzatmalar ya da şu bağlantılar önemli. Ben böyle lokum gibi kelimelerle gösteriyorum ama siz sağlamasını böyle yapacaksınız. Acaba buradan bölecek miyim? Yarın duydum diye mi? Hatta tamam, o zaman burası bütün. Yarın götürecek diye biliyorum. O zaman bu bir ayrı ifade diyebilirsiniz. Şurada da öyle bak. Şurada da biz öyle yaptık. Nerede? Etkinlik önemli bir unsurdur. Dinleme becerisi geliştirilmesi için önemli bir unsurdur. Yapılandırıcı yaklaşımına göre gelişimsel etkileşimler bir süreçte diye ayırabiliyorsun. Ya da insana dayatıyor. Daha önce deneyimlediği bir oyun sürecini de yatıyor diyorsun. Yoksa hepsini hop diye al olmuyor yani. Ayırabiliyorsan böyle biliyorsun. Mesela kim gidebiliyor? Geçmiş ait düşünceler ve inançlar gibi çok önemli şeyler gidebiliyor. Nasıl? Hemen hemen hiç iz bırakmadan yitip diyebiliyorsun. Kendini öldürmüyor mu? Yaşarken öldürmüyor mu? Yani bunları vagonu hop lokomotifle bağlayabiliyorsun. Burası önemliydi dolayısıyla. Buraya baktık ha. Cümle vurgusu yükleme en yakın öğedir. Götürdü nereye? Tiyatroya. Yükleme yakın olan dolaylı bir vurgulanmış. E, götürdü kim? Öğretmenimiz. Yükleme yakın olan özle vurgulanmış. Götürdüğü ne zaman? Dün götürdü. Zart müneci vurgulanmış. Bir ögeyi, ara sözü bir ögeyi açıklar veya bir cümle dışı unsurdur. olur. Peyami Safa'nın romanlarından biri 2013'te Beyaz Perde'ye uyarlandı. Bak burada da Doğu Batı çatışmasını işleyen Fatih Harbi romanı diye ara söz vermiş. Ara sözü hissetmeniz için cümle okumanız lazım. Bazen de cümle dışı unsur olduğunu sormuş mesela. Demiş ki bu olaydan sonra sen de anımsayacaksın. Onlarla ilişki kesin demiş. Şimdi sen de anımsayacaksın ifadesi net bir şekilde ne oluyor? Cümle dışı bir unsur olmuş oluyor. Gelin şimdi bu cümleyi öyle ayıralım. Süsler yüklem. Yüklem fiil olunca rahatlık. Kim süsler? Hmm. Dev begonviller süsler. Kapı önlerini dev begonviller diye birleştiremiyorsun. Burada bir tamamı yok. Dev begonviller neyi süsler? Kapı önlerini süsler. Özne, nesneyi süsler. Nerede süsler? Tek ya da çift katlı taş evlerden oluşan eski datçada süsler. Nasıl Süsler. İnsana, meşesi, yaşama sevincini açılayan bahar mevsimi geldiğinde ne zaman süsler? Burası da zar olmuş oluyor. Bak burası dolaylı Tek Türkiye'de çift katlı taş evlerden oluşan eski datçada süsler dolaylı tümleş. İnsana yaşama sevincini açılayan bahar mevsimi geldiğinde süsler zartan tümleşi. Kapı önlerine süsler nesne. Dev gomiler süsler özne. Cümle ne kadar uzun olursa olsun yüklemle bağlantı kurabiliyorsa vagonlar sıkıntı yok diyebiliriz. Fiillerde çatıya gelelim. Bu da dünyanın en kolay konusu. Çok basit bir konu zaten bildiğinize eminim. Geçti fiiller onu sözcüğünü alabiliyor. Kitabı okudu, onu okudu diyebiliyoruz. Geçti fiiller onu sözcüğü alamıyor, onu oturuyor diyemiyoruz. Etken fiillerde özleyen işi kendisi yapıyor. Ağaçları budadı kendisi. Ateşi yaktı kendisi. Ağaçlar budandı başka tarafından, ateş yakıldı başka tarafından. Ve bu tarz fiillerde sözlü özde var, bu tarz fiillerde gerçek özde var. Burası önemli. Yani mesela şunu sormuş. Aşağıdaki cümlelerin hangisine karikatür sözcüğü sözlü özde göre Doğru cevap. Karikatür her toplumda sevilir. Sevilir. Yüklem edilgen fiil. Ne sevilir? Karikatür özne. Ama sözlü özne. Karikatür başka tarafından sevilir demiş. Cümle çeşitleri dünyanın en lokum ikinci konusu. Ha, burada dönüşlü ve işleşi niye anlatmadınız hocam diyebilirsiniz. Kazanımlar da yok. O yüzden anlatmadık ama yine de söyleyelim. Eğer özne işi kendisi yapıp işten etkileniyorsa dönüşlü fiil oluyor. Mesela diyelim ki annesi çocuklarına söylendi. İşte yaptıklarımıza üzüldü. Yani dönüşlü fiillerde de LN2 var ama gerçek özne. Dolayısıyla etken fiilin altına giriyor. İşleş ile karşılıklı ya da birlikte yapılıyor. İşte Tanıştı, görüştü, işte buluştu, yazıştı, dövüştü. Bunlar şey eki olacak ve karşılıklı ya da birlikte olacak. Buraya dikkat edeceğiz. Tanışmak karşılıklı oluyor ama görüşmek birlikte oluyor. Cümle çeşidine baktığımızda yüklem fiilse fiil cümlesi, yüklem isimse isim cümlesi. Yani fiil değilse isim cümlesi. Fiilimse olursa bile isim cümlesi oluyor. Anlamına göre olumlu, olumsuz, soru, ünlem cümlesi olabiliyor. Burası zaten anlamına bakacağız. Mesela o beni sevmiyor değil. Bu olumlu cümle çünkü o beni seviyor anlamına geliyor. Yapıca eğer cümlenin içerisinde yani biçimce eğer mame ya da değil edatı ya da yok sözcüğü varsa bunlar cümleyi biçimce olumsuz yapıyor. Bunlar cümleyi biçimce olumsuz yapıyor. Ama e, burada şu önemli cümlenin en sonunda anlamına göre karar veren anlamı yani bu markette yok yok bu olumlu her şey var demek istiyor yani ve hatta Mesela bu üniversiteden çıkmış bir cümle. Ben sizin nasıl çalıştığınızı hiç miyim? Bilirim demek istiyor. Yani olumsuz soru var ama biçimci olumsuz ama temelinde bilirim demek istiyor. Anlamı önemli. Yüklemin yerine göre de yüklem sondaysa kurallı, yüklem sonda değilse devrik, yüklemi yoksa tamamlanmamış ifade ise, bitmemiş cümle durumdaysa eksiltili cümle olmuş oluyor. Basit cümlede tek bir yüklem var. Birleşik cümlede yüklem artı yan cümle var. Sıralı cümlede birden fazla yüklem var. Eğer öge ortaklığı varsa bağımlı sıralı, öge ortaklığı yoksa bağımsız sıralı olmuş oluyor. Mesela şöyle. Hatta bunu şöyle tek bir cümlede gösterelim. Burayı yapısını bir daha göstereceğim. Hatta şurada bak. Buraları anladınız. Şu yapısını bir daha cümleyle örnekleyeceğim. Şöyle bir. E, şuradan bir boş sayfa bulup hemen şunu gösterelim bir saniye. bakın çok basit. Dikkat edin. Burayı dinlerseniz hemen anlayacaksınız. Tonguç derslerine çalışıyor. Şimdi bu basit bir cümle. Bu cümlede herhangi bir şey yok, tamam mı? Tonguç e, derslerine çalışınca e, başarılı oldu. Derslerinde başarılı oldu, tamam. Bu bileşik bir cümle niye? Bir filmsi var, tamam. Tonguç derslerine çalışırsa başarır. Bu da bileşik cümle. Ama bu şartlı bileşik cümle. Yani cümlesi films değil bir şart eki almış bir şey. Şartlı bileşik cümle. Devam ediyorum. Songuç bana çalışacağım dedi. Bu da bileşik cümle. Niye? Hocam iki tane yüklem yok. Bir tane yüklem var Bakın. Burada bir tane yüklem var. Burada bir tane yüklem var. Burada bir tane yüklem var. Burada bir tane yüklem var, var. Bu özne dolaylı tümleş. Özne, dolaylı tümleç, işte pardon burası ayırmayacağız. Zartümleç, özne, zart tümleç yüklem. Ee, özne, zart yüklem. Özne, dolaylı tümleç, belirtil nesne. Hatta belirtisiz nesne yüklem. Niye? Tonguç özne. Kime dedi? Bana dedi. Ne dedi? Çalışacağım dedi. Bu da belirtisiz nesne. Yani bu cümlelerde şu dikdörtgen için aldıkları bir yüklem. Bir tane yüklemleri var. Anlaşıl, anlaşılabiliyor değil mi arkadaşlar? Bakın. Neye çalışıyor? Derslerine. Ne zaman başarılı oldu? Derslerine çalışınca. Ne zaman başarılı derslerine çalıştım. Bunlar hep zart Yani şu altını çiziklerim. Şunlar hep zart Devam ediyoruz. Bu bana dolaylı cümle. çalışacağım da belirtsiniz. Tamam. Hala bilişim cümlelerdeyiz. Şurası basit cümleydi. Şurayı farklı bir renkle yazalım. Şu basit cümleydi. Bunlar da biliş cümle. Ama bileşik cümlenin girişik bileşiği var. Filmsiyle olan. Şartlı bileşiği var. Şartlı kipili oluşan. İçi bileşiği var. Cümleli oluşan. Tamam kirli mini var ama onlara fazla girmemişler. O yüzden devam ediyorum şimdi. Tonguç derslerine çalıştı. Virgül sınavda başardı. Şimdi bak. Burada ise durum değişti bak. Çalıştı bir yüklem, başardı ikinci bir yüklem. Dolayısıyla bu bir, iki tane yükleme sahibi oluşuyor. Bu sıralı cümle. Ve bu bağımlı sıralı bir cümle. Niye biliyor musunuz? Bakın şuradan göstereyim. Ee, başka bir renk var mı? Sarı ile göstereyim. Burada Tonguç öznesi hem çalıştı yüklemine hem de başardı yüklemine gidiyor. Yani öznesi ortak sıralı bir cümle. Bunu yazalım. Burası sıralı bir cümle. Sıralı cümlenin birinci çeşidi öznesi ortak. Ortak öznesi var. Bağımlı yani. Bağımlı sıralı. Ortak öge var burada. Şurada ise bağımsız sıralı bir örnek görelim. Tonguç derslerine çalıştı ve kafanız karışacak veriyorum. ama Dikkat edin. Tonuç derslerine çalıştı. Virgül. Sınavı onun sınavı tabi. Anlatım bozukluğu olmasın ama onun sınavı e, çok iyi geçti. Bak aynı adamdan bahsediyor. Aynı olaydan bahsediyor ama dikkat edin şimdi. Çalıştığı yüklem tamam. Birinci yüklemimiz. İyi geçti ikinci yüklemimiz. Geçti ikinci yüklemimiz. Şimdi öğlen ayırıyorum. Kim çalıştı? Tonguç. Neye çalıştı? Dersenle. Özne Dolaylı tümleç. Geçti yüklem. Ne geçti? Yani çok iyi geçmek esasında. İyi geçmek. Ee, nasıl geçti? İyi geçti. buraya ölebilir tabi. Nasıl geçti? Çok iyi geçti. Zart tümleci. Ne çok iyi geçti? Onun sınavı özne. Bak bunun öznesi bu. Bunun öznesi bu. Dolayısıyla öge ortaklığı yok. Burada başka bir özne var. Burada başka bir özne var. Burada başka bir dolaylı tümleç var. Burada başka bir zart tümleci var. Dolayısıyla bu bağımsız sıralı olmuş oluyor. Bunu yazıyorum bakın bağımsız sıralı. Yani ortak öge yok. Öge ortaklığı yok. Anlaşıldı mı? Bir de bağlıyı söyleyeyim. Artık bu bizim birleşik yapı. Hemen bağlıyı da söylüyorum. Tonguç derslerine çalıştı ve başardı. Başarılı oldu. Başarılı oldu. Kim başardı? Derslerine başardı desem bu sefer derslerini başardı. Derslerine başardı olur. O zaman da anlatım olur. O zaman başarılı oldu. Tonguç başarılı diyoruz. Şimdi Tonguç derslerine çalıştı. Birinci yüklem. Pardon. Birinci yüklem. Başarılı oldu. ikinci yüklem. Tamam. Arada V bağlıcı olduğu için de bu bağlı cümle olmuş oluyor. Bu kadar basit. Cümle seçeneğini bitirdik. Burayı isterseniz şöyle zihninizde bir kez daha kodlayabilirsiniz. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. geçti Şimdi burayı bitirdik. Aşağıdaki cümleyi inceleyelim demiş. Hemen bakalım. Yüklemin türüne göre ağırlıyor fiil cümlesi. Yüklemin yerine göre yüklem sonda kurallı cümle. Anlamına göre ağırlıyor dediği için olumlu cümle. Yapısına göre fiilimsi var mı? Kurulan diye bir fiilimsi var. O yüzden birleşik cümle bu kadar basit. Öğle dizisine göre öğlerini ayıralım. Ee, öğle içine göre kurallı cümle. Pardon yüklemine göre kurallı. Öğle dizisine göre de kurallı cümle. Ama bir de öğelerini açıklayın derse o zaman ayıracağız. Bak şimdi bunu eskiden soruyorlardı. Öğe dizilişine deyince cümleyi öğlen ayırıyordunuz. Hayır. Kuralı devreyi soruyordu esasında. Öğe dizilişine yapalım şimdi. Ağırlıyor yüklem. Kim ağırlıyor? Hmm. Melençenin kollar geniş bir delta üzerine kurulan düzce ağırlıyor. Bak düzce sıfat fiil aldığı için öndeki sıfat fiil grubu uzun bir sıfat tanımlaması oluşturdum. Özne ağırlıyor. Özne kimi ağırlıyor veya ne ağırlıyor? Çok sayıda turist ağırlıyor. Burası nesne. Ee, ne zaman ağırlıyor? Yazın ağırlıyor. Zart tümleci. Ee, nerede ağırlıyor? Tertemiz bakımı testlerinde. Burası da dolaylı tümleci. Yani eee, tertemiz bakımı testlerinde. O zaman özne dolaylı tümleci, zart tüm neci, nesne yüklemden oluşturuyor. Geldik son konumuza. Artık bitiriyoruz arkadaşlar. İki saatte bitirdik. Bir saatte iki saatte bitti. Başka sayfam var mı? Bakayım sonra saçmalama. Yok bitmiş. Şimdi anlatım bozukluğunda 2016 sorulan soruya bakalım. Önemli olan müzisyenin müzik asayır asla bırakmaması ve 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 ona ihanet etmemesidir. Yani anlatım bozukluğunda V'nin virgülün bağlıcın olduğu yere dikkat edeceğiz. Neden musunuz? Gene fiilimsi. Bakın şimdi geliyor. Seni seviyorum ve saygı duyuyorum. Tabi bu cümleyi bu kadar kısa yazmaz uzatır. Sizin de gözünüzden kaçmaması lazım. Seni seviyorum ve sana saygı duyuyorum demesi lazım. Tabi bunu nasıl yapar? Seni gerçekten tüm kalbimle seviyorum ve derslerindeki başarından ve gayretinden dolayı saygı duyuyorum der. Sen unutursun sanayı de, gerek, gerek unuttuğun. Yani dolayısıyla böyle çık çık olunca hemen gözüküyor ama aralara böyle bir sürü salata ekler. Böyle biraz zeytinyağı koyar, sirke koyar, uzatır. Ama sen gene seni ve sanayı bulman gerekir. Yani dolayı tüm bulman gerekir. Veya şöyle yapar. Seni seviyorum virgül saygı duyuyorum der virgül koyar. Ama yine aynı şey. Gene sana eksiktir. Ve yine cümleyi de uzatır tabii. Seni işte falan filan filan dolayı seviyorum. Ve saygı duyuyorum der. Ama gene sana eksiktir. Veya son şeyle söylüyorum. Seni sevip saygı duyuyorum der. Burada da yine aralara bir şeyler koyduğu için sen yine buradaki senin dikkat edeceğin şey şu. Ve virgül ve fiilimsi. Burada iki sağla bir bağ yapacaksın. Araya bir sürü şey koymuş olabilir. Diyeceksin ki seni seviyorum oluyor ama seni saygılıyorum olmuyor. Seni seviyorum oluyor ama seni saygılıyorum. Seni sevip oluyor ama seni... Bu, bu mantığı bulacaksın. Cümleyi uzatırım. Seni derslerindeki başarından dolayı çok sevip... ...her zaman, her yerde ve her şekilde saygı duyuyorum der. Sana yok. Yani ne istersen bana ne, ne dersen de yani sana yok diyeceksiniz. Burası önemli. Yani bağlantı noktaları önemli. Dolayısıyla burada aynı şey yapmış. Önemli olan müzisyenin müzik altına asayir olduğu bırakmaması ve ...müzik aletine, ona ihanet etmemesidir... ...demesi lazım. dolat bir eksikliği var. Bu eserlerde kaliteyi ve yeterli... ...bak ve bu eserlerde kaliteyi ve... ...eserlerin yeterli olup olmadığını ben değil... ...toplum söyleyecek diyebiliyoruz. Veyahut da ben... ...değil toplum söyleyecek... ...burada da zaten bir sıkıntı var. Şimdi burada da... ...sıfatların işeysiz olarak kullanıldığı cümleler... Dikiş izlerini belirten bir elbiseye benziyor. Gereksiz yere... ...sözü kullanma diyor. Yağışlı, donuk ve karlı... ...bir kış akşamının karanlığında boş... ...boş kalan o derin yalnız ee, giderek artıyor. Bu koyu kimsesizliğin beni aydınlık ve ışıklı bir sağa almaktan ne diyor? Böyle uzatmış, salatalar yapmış. Bu soruyu çözmeniz lazım. 2018'lik soruyu oradan alıyoruz. Hatta ben açayım şurada. Hemen. Artık yapmayacağım. Bana gösteriyorsunuz. Bir şey tam göstereyim. Cümledeki sözcüklerin arasında yerli yersiz sıfat yerleştirmenin edebiyat meninin bir özelliği olduğunu sanan. Tabii şöyle ben şimdi bu soruyu gösteremiyorum. Bu telife giriyor arkadaşlar. Koca canlı kaldırmasınlar ÖSYM. E. Ama sizler ÖSYM A kitapçığında bu e, ee, kaçıncı soruymuş? 10. soruyu mutlaka çözün. Bu da yine anlatım bozukluğuna bağlantılı bir konu. Geldik anlatım bozukluğuna ve geldik son sayfamıza. Bakın adına ödüllü soru gözüküyor. Şimdi... Anlatım bozukluğunda dil bilgisine dayalı bozukluklar lokum ötesi. İki sağla bir bağlam. Bize fıkra anlatırdı, bizi eğlendirirdi. Ne eksikliği var? Bize fıkra anlatırdı ve eğlendirirdi. Yine bize eksikliği var. Aynı örneği burada da vermişim. Bize fıkra anlatıp bizi eğlendirdi. Yine bize eksik. Yani nesne eksikliği var. Filmsi, bağlaç ve virgülere dikkat ediyoruz. Özne eksikliği. Hastanın yarası iyileşti. Hasta taburcu edilecek. Bak hasta eksik demek ki özne eksik. Elbiseye baktı. Hoşuna gittiği için elbiseyi aldı. Elbiseyi aldı için onu eksik olduğu için nesne. Bak onu seni gibi şeyler eksik olursa nesne. Dolaylı tümleç. Çocuğu çağırdı, çocuğa hediye verdi. Ona, onda, ondan eksik olursa dolaylı tümleç. Çayı az içerim veya çayı az severim, kahveyi sevmem. Burada da yüklem eksikliği var. Zayıf Zayıftı ama kısa boylu değildi. Yani burada da zayıf değildi gibi anlam çıkıyor. Burada da idi, imiş, ise gibi şeyler eksik olacak. Tamamen eksikliği binayı ne gördüm ne de binanın yerini bilirim. Yani onun yerini bilirim. Onun senin gibi şeyler eksik olacak. Özel ve kamu kurumları. Burada İsim tanımları, sıfat, sıfat tanımları aynı tamlanana bağlanamaz. Kamu kurumları isim tanımlaması, özel kurumları sıfat tanımlaması. Bak ne kurumu? Kamu kurumu. Nasıl kurum? Özel kurum. Dolayısıyla sıfatla isim aynı tamlanana bağlanamıyor. Çatı uyumsuzluğu da etken ve edilgen çatılı fiiller aynı cümlenin içerisinde kullanılamıyor. Her türlü hazırlık tamamlanıp, bak tamamlanmak edilgen yola çıkmış. Yola çıkılmış demesi lazım. Ya da her türlü hazırlığı tamamlayıp yola çıkmış demesi lazım. Tamamlanıp edilgen yola çıkmış etken. Etken ve edilgen aynı çatıda aynı cümlede oluşamaz. Özellikle uyumsuzluğuna baktığımızda kimse boş durmuyor, kimse çalışıyor olmaz. Kimse boş durmuyor, herkes çalışıyor demesi lazım. Dolayısıyla kimse, hiçbir hiç kimse gibi ifadeleri görünce dikkat edeceğiz. Kitaplığı Ahmet'le ben düzenledim. Şimdi ben düzenledim diyebilirsin ama Ahmet'le ben olunca Ahmet ben düzenledik demen lazım. Çünkü ben ve sen, ben ve o, ben ve siz birlikte özne olduklarında yüklen biz olur. Sen ve o, sen ve ee, onlar birlikte yükle, özne olduklarında yüklem daima siz olur. Kır çekimleri tek tek açıyorlar. Bu da önemli. İnsan dışındaki varlıklar çoğul da olsa özne olduklarında yüklem tekil olur. Mesela kalemler güzeldirler. He? Kalemler güzeldir deme. Ayaklarım ağrıyorlar olmaz. Ama öğrenciler geldiler diyebilirsin. Mesela üniversite çıkmış örnekler veriyorum. Bu tür duygular gözlerimi yaşartırlar. Hı? Duygular gözlerimi yaşartır demen lazım. Şu dönemli sayı sıfatı almış özener veyahut da belgesiz zamirler veyahut da e, topluluk isimleri de çoğu yüklemle kullanılmıyor. Bunlar da çıkmış üniversite. Mesela herkes ellerini havaya kaldırdılar demiş. Hayır herkes ellerini havaya kaldır demen lazım. Herkes geldiler diyemezsin. Herkes geldi demen lazım. Halk toplandılar diyemezsin. Halk toplandı demen lazım. 10 e, milyon üzerinde çocuk aşılandılar demiş. Bu bozukluk olarak çıkmış üniversite. 10 milyon üzerinde çocuk aşılandı demen lazım. Burası işin zor kısmı. Anlama dayalı bozukluklar ise dikkat gerektiriyor. Gerek sözcük kullan. artık bundan sonra spor yapacağım. Hem artık demiş hem bundan sonra demiş. Burada ÖSYM'nin çıkmış bütün örneklerine bakarsanız benzer şeyleri tekrar ettiğini artık bundan va soramadığını vazgeçtiğini göreceksiniz. S Mesela hiç olmazsa bari. Aynı anlama geliyor. Gizli sır. Sır zaten gizlidir gibi. Sözün yanlış anlamda kullanılması bu zor. Anlatım bozukluğundaki bu kısım önemli. Dünden itibaren yağmur yağıyor. Dünden itibaren değil. Dünden beri yağmur yağıyor. Veyahut da fiyatlar pahalı olduğundan satışlar durumu. Fiyatlar pahalı olmaz. Fiyatlar yüksek olur. Bunu şu anda bilenler hemen ya bu kolay diyecek ama emin olun bu soruyla ilk karşılaştıklarında muhtemelen sıkıntı yaşamışlardır. Çünkü fiyatların pahalı olmasını günlük hayatta çok kullanıyoruz. Ama yanlış bir kullanım. Fiyatlar pahalı değil yüksek olur. Ürünler pahalı olabilir. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması da fazla ateşte kalan yemeğin dibi tutmuş. Ateşte fazla kalan demesi lazım. Burada sözcüklerin yerinde şuna dikkat edin. En başta özne olur Türkçe'de, sonra nesne, sonra dolaylı tümleci, sonra zar tümleci, sonra yüklem olur. Eğer sen bu sırayı bozarsan anlatım bozukluğuna sebebiyet verebilir. Mesela diyelim ki, izinsiz inşaata girilmez dediğimizde, inşaata izinsiz girilmez demek istiyor. Bak izinsiz zarf tümleci olduğu için buraya gelmesi lazım. Yani dolaylı tümlece en başa gelecek, dolaylı tümleyici en başa gelecek, sonra zar tümleyici, sonra yüklem olması lazım. Ama yerini değiştirdiğin zaman karışıklık olabilir, anlatım bozukluğu olabilir. Türkçenin en kurallı hali budur. Hani kurallı cümle yüklem sonunda, diğer cümle yüklem sonunda değil. Tamam bunu herkes biliyor. Önemli olan en kurallı hali bu. Devam ediyoruz. Çelişen ifadelerin birlikte kullanılması aşağı yukarı tam demiş. Genellikle hep. Bunlar hep çelişiyor. Kesinlikle muhtemelen yani çelişiyor. Bunları bir arada kullanamazsın. İşte kesinlikle tam veya da şöyle. Kesinlikle üç 5 kişi vardı. Madem 3 5 diyorsun niye kesin gidiyorsun? Belirsiz yani. Panoya resmini atmışlar, Senin resmini basmışlar yoksa onun resmini basmışlar belli değil. Sınıf başkanlığını 16'ya karşı 14 oya kayıtmış. Sıralama. 14'e karşı 16 oya kaybetmesi lazım. Burası anlam hatası, sıralama hatası. Mantık hatası da gelenekselleşen pilav günü ilkini yaptık. Manyaklaştınız mı siz? Nasıl gelenekselleşiyorlar? İlkini yapmışsınız diyoruz. Şimdi sizin yapmanız gereken az önce söylediğim gibi mutlaka sınavdan bir hafta olmadan yani hemen bir an önce son günleri asla bırakmayın. ÖSM'nin sorularını güzelce çözmek bir. Aynı zamanda gramatiği bitirmek. Eğer bitirmediyseniz mutlaka bitirin. Türkçe metre bitirmediyseniz mutlaka bitirin. Paragraf 22 soru geliyor. Paragrafik ve paragrafiksi bitirmediyseniz mutlaka bitirin arkadaşlar. Bunlar Türkçe'yi sizlere full etmek için hazırlanmış kitaplarımız. El emeği, göz nuru. Türkiye'nin en fazla satan kitapları bunlar bu arada. Paragrafikler, paragrafiksler. Çok değerli çünkü iyi olduğu için öğrenciler çok seviyorlar. Tam sınav tarzı. Hatta şöyle e, ee, gramatikte biraz zor tabii sınavın biraz üstüne sorduk. Hatta zor ve ötesi diye kısımlar da koyduk. Niye? Sizler süper öğrenciler olduğunuz için. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyoruz. İnşallah sınavda dejavu yaşayacaksınız. Ya bunu hoca söylemiş diyeceksiniz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar. <laughs>